Biz öğrenciyiz. Biz çiftçiyiz. Biz öğretmeniz. Biz seçim zamanı geldiğinde kapısına kadar gelinip oy istenenleriz. Biz sizi seçenleriz. Biz diğerleriniz. Trakya Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 29 Haziran 2022 Çarşamba. Bugün yine diğerleri programlarından biraz farklı bir program olacak. Çok önemli iki konuğum var. Onları hiç kimse şimdiye kadar bir araya getiremedi ama diğerleri programında bir araya geldik. Sevgili Nijat Ayvaz, Lambadaki Cin olarak tanınıyor. Merhaba. Tarık Eski, her zamanki gibi benim diğer çok sevdiğim abim ve sürekli konuları birlikte tartışıyoruz. Öncelikle Nijat hoş geldin. Hoş böyle bir kadroya. Eyvallah. Denk gelmen. Bugün çok önemli konular var. Onları biraz paylaşacağız. Neler vardı? Ben bilmem. Benim konulardan hiçbirinden haberim yok. Benim de yok. Ben, şimdi haberiniz olacak herhalde bu programdan. Hem de konulardan birazdan haberiniz olacak. Ben Nijat, bana ne dedi biliyorsun? Seninle ilgili sürpriz yaptı. Dedi ki abi sıkıştım dedi. Bir değerlendirme yapalım dedi. Konukların bazılarıyla ilgili dedi. Sıkıntı çıktı dedi. Lütfen dedi programa dedi. Sen dedi iştirak eder misin dedi. Öyle beni ikna etti yani. Öyle mi? Valla ben elmen altına tatlı bana. Yemeğe gidiyorum dedim. Derdi. O zaman tatlıyı biz söyleyelim gel dedi bir sohbet edelim beraber kanalda. Dedim edelim. İyi bir geldik ki programa çıkacağız. Seni tatlıyla kandırmış bana o bile yoktu. Ne haberler? Bu arada izleyici keyifler nasıl? Yani rahatsınız değil mi? Birazdan rahat olursunuz emin olun. Evet. Çok önemli konular vardı. Onları sizlerle birlikte paylaşmak istedim aslında. Pazartesi günü açıklanan bir konu vardı. Tekirdağ Spor için başkanlık adayı vardı. Ekrem Başkan işte başkanlığa adaylığını açıkladı. Nasıl bakıyorsunuz bu olaya siz? Ekrem Başkan da 100. yıl spor kulübünün başkanı. Vallahi olumlu bakıyorum ben. Bana sormadın ama ben söyleyeyim. Kesinlikle olumlu bakıyorum. Tekirdağ Spor'da bir kan değişimi evet gerekli mi gerekli. Bülahin Kuru ve Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi olarak yeterince zaten Tekirdağ Spor'a hak ettiği hem bir tesis kazandırmak anlamında hem de futbolculara gelecek sunmak anlamında bir çalışma yaptılar. Başarılı bulan olur, bulmayan olur. Ama Ekrem Daştan'ın adayı olması bence bir pozitif değişim yaratabilir diye düşünüyorum. Tarık Eski, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya şimdi bu pozisyonda Ekrem veya bir başkası burada görev almayı severek canı gönülden kim kabul ediyorsa Allah razı olsun. Tabii taşın altına elini koymak isteyene hayır mesela, denmez. Ekrem de 100. yılda önemli işler yaptı. Kısa zamanda 100. yıl sporda önemli şeyleri var. Bülent gibi, bizim Bülent Taştan gibi kardeşimiz onun önemli katkıları olacaktır. Hayırlı olsun diyeyim ben şimdiden yani. Allah mahcup etmesin. Allah orada görev yapan hiç kimsenin emeğini zayi etmesin. Utandırmasın abi. Utandırmasın. Yani şimdi bir Tekirdağ Spor dediğimiz futbol takımı sadece Süleymanpaşa'ya iliştirilmiş. Herkes Tekirdağ Spor'un geleceğini Süleymanpaşa'nın üzerinden organize etmeye çalışıyor. Ya adı Tekirdağ Spor, Süleymanpaşa Spor değil ki arkadaş. Yani burada olması gereken bütün ilin, ilçe belediye başkanları da dahil, İlçelerde var olan organize sanayi bölgelerinin yönetimleri veya fabrikaların her biri, 1300 fabrikanın her birinin yönetimleri de dahil olmak üzere Tekirdağ Spor'a destek verecekler. Bak burada vermeleri gerekir demiyorum. Verecekler. Çünkü Tekirdağ Spor ismi bir üst başlık olarak kullanıldığında bütün ilimizi spor anlamında temsil ediyor. Sanat anlamında temsil edene de aynı destek gösterilecek. Kültürel anlamda destek gösterilmesi gereken kişilere de aynı birimler destek olacak. Yerel veya genel yönetimler. Ama bunları gördük mü şimdiye kadar sevgili Tarık? Göremedik. Tekirdağ Spor yalnızlaştırılmış. Şimdi Mülahim Kuru AK Parti ile özdeşleştiği için, daha önce il başkanlığı yaptığı için işte AK Partililer Tekirdağ Spor'un yönetiminde AK Partililer sahip çıksın. CHP'liler bunu diyorlar. Ya arkadaşlar, sporu, sanatı artık partilerin üstüne koymak lazım. Partilerin dışında tutmak lazım. Yani kültürel hizmetlere AK Partililer destek oluyor, AK Partililer destek olsun. CHP'liler destek oluyor, CHP'liler destek olsun. Ya bu taşla kafasını bırakalım artık. Tekirdağ Spor'u partilerden münezzeh, her türlü art niyetli düşüncelerden münezzeh tutalım ve Tekirdağ Spor'a hak ettiği değeri verelim. Destek olmadan takımlar yükselemiyor, doğru mu? Doğru. Bir şekilde maddi kaynak yaratmak lazım mı? Lazım. Kim yapıyor bu işi? Cüneyt Yüksel yapacak. Mülayim Kuru yapacak.
Herkes yapabildiği kadarını yapıyor zaten. Ama burada büyük şehirinde çok büyük destekleri olması gerekiyor. Mesela Kadir Albayrak yarın bir basın toplantısı düzenleyerek 3000 günlük hizmet süresi içerisinde, iki dönemden bahsediyorum 2014'ten beri, 3000 günlük hizmet dönemi içerisinde şu kadarlık yatırım yaptım, bu kadarlık yatırım yaptım diyerek bir toplantı yapacakmış filanca yerde. Hayırlı olsun, Allah razı olsun. Tekirdağ'ı anlatın bakalım, neler yaptınız bir göreceğiz de. Tekirdağ Spor'u ne yaptın Kadir abi? 150 bin lira. Yok yaptı. Şimdi şöyle düzelteyim onu. Buyur. Bak, o buyur. Sebeple, peki kaçırmışsın peki o noktayı. Ben içinde bulunduğum, şahit olduğum için şey yapıyorum. Birebir bizzat olduğum için. Sayın Kadir Albayrak, Tekirdağ Spor'un ilk çıktığı sezonda, 3. lige ilk çıktığı sezonda, yani o Kocaeli Spor'la o şeyde çekişmenin olduğu yılda Kadir Albayrak yapabileceğinin fevkinde... Hatırlıyor musun neler yaptığını başlıklar abi altında? Şöyle, hatırlıyor musun derken o dönem için, o dönemin yönetimle ben yönetimde plan değildim. Takip etmişsindir en azından. Hayır, ben gittim, ben de ricacı oldum kendisinden, kırmadı. O dönemki yönetimi de kırmadı. Çıkarttı, çok ciddi, o günün şartlarında çok ciddi bir rakam paraya başladı. Tabii yaptı. Kadir Albayrak da o parayı, hani tahmin edilenin üzerine bir parayı verdi. Sonra biz yönetimde olduğumuz dönemde de, şimdi burada off the record bazı şeyler var, konuştum. Hani biliyorsun, özel şeyler vardır. Tamam. Kadir Albayrak önemli katkılar adına Tekirdağ Spor yönetiminin önünü açmak için bir takım temaslarda bulundu. Tamam. Bulundu yani. Ancak şu da vardı, geldiğinde dedi ki getirin bakalım dedi şu Tekirdağ Spor'un. İnanır mısın Nişat'cığım, Kadir Albayrak'ın belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonraki ilk icraatlarından bir tanesi Tekirdağ Spor'du. Allah'ım. Vallahi bak, Tekirdağ Spor'du. Ve dedi ki getirin bakalım şurada Tekirdağ Spor'un neyi var neyi yok, ama birileri, yönetimin dışından birileri, bakın yönetimdeki çocuklar çırpınıyorlar herkes, ama yönetimin dışından birileri o dönemde, sonra Kadir Albayrak, Sayın Albayrak onları, Kadir abi onları uzaklaştırmayı bildi etrafından. O kişiler Kadir Albayrak'ın önüne öyle bir bilanço çıkardılar ki afaki. Atıyorum bak, tamamen şu anda rakamlar hafızamda yok. Mesela diyelim Tekirdağ Spor'un 2 trilyon liralık bir bütçeye ihtiyacı varsa, borcu falan varsa, Kadir Albayrak'a 8 trilyon dediler. Bu borç ödenecek dediler. Bu borçtan sonra yatırımlar yapılacak dediler. O günün şartlarını söylüyorum. Kadir Albayrak'ı korkuttular. Kadir abinin de sen yapısını biliyorsun. Bu tip riskli şeyleri sevmez. Yani titizdir. Böyle bir şey, tablo, o inandığı kişiler o dönem için. Böyle bir tablo çıkartınca Kadir Albayrak buz gibi soğudu ve işin gerçeğini, temelini araştırmaya başladı. Nedir Tekirdağ Spor? Yöneticileri çağırdı, başkanları çağırdı. Ne yapılabilir? Ve kanunen kendisinin elini kolunu bağladığı noktalarda cebinden gidip bankadan kredi kullanarak Tekirdağ Spor'a para verdi. İnan. Hani şimdi yasal olarak veremiyor. Dördüncü ayda bir şey vardı, bir genelge yayınlanmış yine tasarruf modu için. Onları içinde. Bilemiyorum. Belediyelerin ben o dönemi, o ilk seçildiği dönemde, yani Nijat'ın orada sözlerini tamamlamak için, çünkü Nijat'ın kaçırmış olduğu yoğunluk içerisinde olabilir. Ben onu tamamlayayım diye söyledim Nijat'ın. Yani o konuda Kadir Albayrak elinden geleni yapmaya çalıştı. Fakat o birileri tarafından yanıltıldı diyor. Yanıltıldı ve bu işten sarf-ı nazar etti. Ben olsam ben aynısını yapardım. Yani sen 2 trilyon, 3 trilyon tamam da, ama 8 trilyon borç ve o günün rakamlarıyla ve üzerine yatırımlar gerekli, şu gerekli, bu gerekli. Baktı ki adamlarına devasa bir şey ve yetkisini aşıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve yetkisini aştığı noktada orada bir başarısızlık göstermedi veya göstermedi. Gitti bankadan dedi, kredi kullandı, çıkartıp kütlüye verdi. 3-5-10 deplasmanı karşıladı. Şimdi en azından o dönem içerisinde ilaç gibi gelecek ilaç çözümler üretti diyorsun. Yaptı, üretti yani, üretti. Gerçekten üretti. Ama daha fazlası olabilirdi. Daha başka şey olabilir ama işte bu yanlış. Dağının dağısı her zaman olur. Olur. Yani burada insanların ihtiyaçları, takımların ihtiyaçları, şehirlerin ihtiyaçları tabii ki bitmez. Bitmemeli de. Çünkü yaşayan insanlar senden bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki sana şehrin anahtarını alalım, teslim ediyoruz. Ver alalım şunu. Teşekkürler. Sağ ol. Şehrimizin güven anahtarını sana veriyoruz. Belediye başkanı yaptık seni ama bizim sorunlarımız var ve bu sorunları bir şekilde senin çözüm üretmen lazım. Mesela Ekrem Eşkinat. İstediğimiz kadar eleştirelim.
Tekirdağ Spor'dayken Ekrem Eşnat Volkan Nallar'ın girişimiyle, onu teşvikiyle, Volkan Nallar'ın onu teşvik etmesiyle Ekrem Eşnat da güzel şeyler yapmaya çalıştı. Şimdi yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim. Tabii tabii. Tabii. Hani, ama Volkan Nallar'ın onu ikna girişimiyle o da Tekirdağ Spor için elinden geleni yapmaya, fazlasını yapabilir mi diye yapabilir, ama mevzuatlara girdiğimiz zaman hakikaten biz dışarıda diyoruz ki o öyle yapıyor böyle. Biz ne yapalım ya? Bizim Tekirdağlar'da apık sapık işlere girmiyor kardeşim yani. Girmiyor bizim insanımız ya. Şimdi bak, isim vermeyeyim. Başka bir yerde diyorsun ki ya falanca belediye başkanı belediyeye şu kadar para vermiş. Gidiyor müteahhitten indiriyor parayı, getiriyor veriyor. Ama bizim Tekirdağlılarımız yapamıyor bunu. Kadir Albayrak hiç yapmaz. Yapamaz. Çünkü yani ne Cüneyt'i ne Ekrem'i. Cüneyt zaten yapmaz. Yani öyle akçeli işlerle yani. Ödleri patlıyor bizim yani. Namusuna, dürüstlüğüne, yani kendine leke gelmemesi adına yapamıyor kardeşim illegal şeyleri. Suç. Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı bu tür akçeli işler olduğunda veya akçeli işler değil. Mesela diyelim ki bir müteahhit belediyeden bir ihale almış. Diyeceksin ki belediye başkanı olarak, arkadaş şu şu kuruma destek ol, futbola destek ol, sanata, kültüre destek ol diyeceksin. Diyemiyor. Yok. Çünkü demez. Demez. Tamam, o konuda da hemfikiriz, ama Cüneyt Yüksel'in bunu diyebilecek büyük çaplı ihaleleri yok belediyede. Süleymanpaşa Belediyesi'nde. Şimdi milyonluk ihaleler nerede var? Mesela bugüne kadar 450 küsür milyon büyükşehir kurulduğundan beri sadece mıcır ihalesi açılmış. Yol ihalesi açılmış. 450 milyon trilyon. Bende o rakamların hepsi var. Var mı? Kimlerin aldığı var. Nasıl evet. Yapıldığı var. Çok net değilim çok özür dilerim. Yani. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Burada İlhami Özden Aygun'un da hakkını yemeyelim. Tekirdağ Spor tabii. Lige katılamayacak, lisans paraları çıkamayacakken İlhami Özden Aygun'dan borç kaydıyla alındı. Para alındı. O gün için Tekirdağ Spor'a yani oksijen tüpünü dayadı İlhami Özden Aygun. Hı. Mesela Cüneyt Yüksel'in, az evvel Cüneyt Yüksel'den bahsediyoruz. Tekirdağ Spor Antalya'da bir kampta toplarına dahi otel yönetimi tarafından topluna el konulmuş, formalara el konulmuş. İcra gelmiş. Cüneyt Yüksel devreye girdi. 15-20 dakika içerisinde önemli bir rakam parayı, o zaman ne belediye başkanı, ne bir şey, ilçe başkanıydı yani. AK Parti ilçe başkanıydı. İlçe başkanıydı. Yani siyasiler üzerlerine güçlerine, bak Ekrem Eşkanat'ından bu tarafa. Siyasiler üzerine düşenleri yapmaya çalıştılar. Ama bizim, az evvel senin de söylediğin gibi, bizim siyasetçimiz öyle abidik gubidik işler yapmaz, yapamıyor. Bunlar aslında sevgili Tarık, abidik gubidik işler değil. Şimdi bütün Türkiye'deki sistemde, Türkiye'de bu tür ihale sistemlerinde belediye başkanları belli ricalarla müteahhitlerin belediyeden hak edişlerinde belli yerlere kanalize edebilir. Destek anlamında. Çok yüksek rakamlar olmamak kaydıyla. Bunlar bütün ülkemizdeki belediyelerde olabiliyor. Bunlar oldu off the record dedim ya az evvel. Yani. İşte bazı şeyler oldu. Bak olmuş diyorsun yani. Adam gitti diyorsun. Kadar. Bankadan kredi çekti verdi diyorsun. Bak bu off the record bir mesela bir yani, bilgi. Kadir Albayrak'ın hani bankadan kredi çekip de Tekirdağ Spor'a verdiğini kim bilir? Yani. Orada diyor ki yani, ya bankadan yani, mı çek? Yani. Onu bile küçültücü, beceriksizlik anlamında bazıları algılıyor. Aynen. Hayır, yapamadı. Yani önündeki prosedür gereği yapamadı. Evet. Gidiyor bilmem neresi, sorgulanmıyor belediyelerde, ama Tekirdağ belediyelerine geldiği zaman, bugün Süleymanpaşa Belediyesi, iktidar belediyesi dersin değil mi? İçinden geçiyor müfettişler. Evet, en çok Süleymanpaşa belediyesi. En çok denetime tabi olan belediye. İlçeler içerisinde. İlçeler içerisinde Süleymanpaşa Belediyesi. Evet. Çünkü sürekli CİMER'e şikayet var. Sürekli CİMER. Asıl ve gerçekçi veya gerçek dışı şikayetler de olur. Şimdi size çok enteresan bir şey anlatayım mı? Burada bizi izleyenler de nesinler? Vatandaşın biri, evet, iftar programları vardı ya Ramazan'da. Bu iftar programına, iftar saatine 5 dakika kala geliyor iftar alanına. Yer bulamıyor. Millet doldurmuş tabii yani. Ve gidiyor Cüneyt Yüksel'e, orada Cüneyt Yüksel herkese hoş geldiniz diyor, işte geziyor. Ya diyor başkan diyor şey yapamadım. Bak bunu Cüneyt Yüksel'den duymadım ha. Buradan yanlış. Ha, başka birinden duyuyor. Vallahi başka birinden duyuyor. Tamam. Cüneyt Yüksel de diyor ki ya buyurun oturun diyor, boş verdiniz diyor. 5 dakika kalmış diyor. Boş buldunuz, geri oturun diyor. Adam gidiyor CİMER'e şikayet ediyor. Ama yemin billah ediyorum ki bunu Cüneyt Yüksel'den duymadım. CİMER'e şikayet etmiş. Eder. Sebep? Yani bana yer ayrılmadı.
Eşim de bana yer ayrılmaz dedi. Vatandaşın ismine organizasyon böyle kötü, organizasyon şöyle kötü dedi. Ya şimdi 30 gün boyunca Cüneyt Yüksel'in yaptığı bir şeyi vardı. İftar programları vardı, tamam, ve hepsi de hınca hınç doluydu. Çoğunda yer bulamamak. Ama yani Cüneyt Yüksel'in derken normal. Oradaki katkıda bulunan esnafların, tabii. İş adamların, şehrin önde girenleri de atlamıyor. Of. Yok, onların tabii ki onların destekleriyle oldu. Süleymanpaşa Belediyesi'nin cebinden bir kuruş para çıkmadan tam bir ay boyunca milyonlarca, binlerce insana iftar verildi. Çok da kalabalık. Ve belediyedeki görevli personelin temizlik işlerinden hepsinin Allah hakkına. Kesinlikle. Allah razı olsun. Aynen öyle, ama bir de şu da var şimdi bak. Cüneyt Yüksel Belediye Başkanlığı çok enteresandır. Eleştirilecek tarafları yok değildir, vardır. Ama organizasyon zekası çok gelişkin bir adam. Yani Cüneyt Yüksel baktığında Kiraz Festivali'nin sanatçı organizasyonlarını sponsorlar. Falancayı bilmem ne organizasyonu sponsorlar. Oraya gidiyorsunuz, sponsorlar. Belediyenin bütçesinden, parasından hiçbir şey harcamamak. Onları daha kente hizmet edecek şekilde. Yani ne bileyim ben işte park bahçeleri olabilir, kentin daha başka alanlarında veya bir hizmet binaları yapmak anlamında o kanallarda kullanmak adına o parayı bir kenarda bekletiyor belediyede. Bu tür yüzeysel organizasyonlarda, kültür organizasyonlarında olabilecek her şeyde adam sponsorlarla çözmeye çalışıyor. Bu çok güzel bir gelişme. Aslında diğer belediye başkanlarına da örnek olması gereken bir çalışma. Yani ben olan bütçeyi alayım, bütçeyi harala görele harcayayım. Hayır. Kamunun hizmet paralarını öyle harala görele harcayamazsın arkadaş. O zaman sana hesap sorarlar. Şimdi biz diğer ilçe belediyeleri de ben takip ediyorum. Baktığımda hesap verilebilirlik çok önemlidir belediyelerde. Hesap verilebilirlik. Tekincim, hesap verilebilir pozisyonda sorular soruyoruz. Hiçbir belediyeden cevap alamıyoruz. Sonra karşı taraftan, binadan geliyor herhalde ses. Benim anlatmaya çalıştığım şu, belediyeler şeffaf yönetimler olmalıdır. Çünkü kamu adına hizmet paraları olarak halkın vergileriyle gelen hizmet paralarını harcamakla yükümlü kişiler kesinlikle ve kesinlikle hesap verebilmelidir. Şeffaf olabilmelidir. Yani burada bu gizli kapılar arkasında biz bunu yaptık, şunu ettik, öyleydi, gizliydi, saklıydı, kırmızı odaydı, yeşil odaydı, bunları geçeceğiz. Nereye ne kuruş harcadıysanız bunu vatandaşla paylaşacaksınız. Ama basın toplantılarında, ama genel halk toplantılarında bunları anlatacaksınız. Hesap verilebilir pozisyonda oturuyorsunuz siz. Çünkü vatandaşın oylarıyla gelmişsin oraya arkadaş. Sen oraya atanmayla gelmedin. Ki seni devlet denetlesin. Ama halkın hesap verilebilir pozisyonda sana oy teslimiyle koltuk teyin ettiği yerlerde ne yapacaksın? Halka hesap vereceksin. Ama bizim yöneticilerimizde bir rahatlık var. Yani hesap verilebilir pozisyonunda hiçbiri kendini görmüyor. Rahatlar yani. Ben geldim, 5 yıl belediye başkanlığı yaparım. Yaparsın, tamam abi. Yap abi, sana kimse engel şimdi, değil. Necdet, ama kim üstüne alınsın şimdi bunu? Sen kime söylüyorsun? Herkes alınabilir. Hiç önemli değil. Yani burada A kişi, B kişi, C kişi diye bir kastım yok. Bütün belediye başkanları, Türkiye genelinde de bunu genellemek mümkün, hesap vermek durumundadır. Ama sadece belediye başkanları olarak görmek. Kamunun tasarruflarını hizmete harcayacak her bir isim hesap verilebilir pozisyonda olmalıdır diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Hocam, başkasını genel, bağlamaz. Genel geçer düşüncemiz. Ha, vermiyorlarsa, veremiyorlarsa o zaman abi herkesin koltuğunda bir kirli taraf var demektir. Koltuğundan kalkamayan adamdan zaten iki kere şüphe duyacaksın. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlayan anladı diye düşünüyorum. Evet sevgili Tekin, evet, Bey. Yarın işte sevgili Kadir abinin de bir gidecek toplantısı misiniz? Olacak. Ben tabii ki orada olacağım. 3000 projesi bugün de zaten şeyi vardı. 3000 değil. 3000 günde proje. 300 artı 50 proje. Yani 350 artı 50 proje. 400 toplam proje 400 yapmışlar. Proje. Ama bunların içerisinde mesela Saray Belediyesi'nin bilmem ne köyüne bir el arabası kum gönderdik. Efendime söyleyeyim, Hayrabolu Belediyesi'nin lahana köyüne efendim iki araba çakıl gönderdik. Efendime söyleyeyim, Şarköy'ün Kızılcıterzi köyüne bir kamyon işte tuğla gönderdik. Yok, o kadar da yapmazlar Yüce. Onlar değil. Canım. Eğer bunları söyleyecekse Kadir abiyle papaz olur. Ya sen Kadir abiden o şey bekler misin? Beklemiyorum zaten. Büyük projelerin adamı.
Bir Türkiye'de bir büyük Erşen var, bir de küçük Erşen demeyeyim de yani Kadir Albayrak var. Yani olay bu. Abi şimdi küçük Erşen, küçük Erşen değil yani. Kadir Albayrak... o Eskişehir'e mal olmuş. Bizim Tekirdağ'da bir tane Kadir abimiz var. Herkesin, onu biz seviyoruz canım, ben sevmiyorum değil mi? Buraya gelmeden az önce telefonla konuştuk. Yok yok, o da seni seviyor canım, biliyoruz. Ya niye sevmesin, sevmesin ya? Beni sevinmeyecek neyim var abi? Aynen öyle. O da seni seviyor. Ya Tekirdağ seni sevinmeyecek o kadar çok şeyim var ki. Bir söylerim şimdi. ama aramızda. Hey, sevmeyin beni. Evet, Nijat sonra... biraz da şey yaptığı için. Nijat iyidir ya. Direkt kalbi, onlara. Kalbi güzeldir, kalbi. Çok vicdanlıdır. Fena değil, fena değil. Henüz daha kararmamış. Hala ten rengi. Vicdanlıdır. Dilim gibi. Dilim gibi ten rengi. Vicdanlıdır. Bu arada... Şimdi bakma sen Kadir Albayrak, özür dilerim, Kadir Albayrak onun başına felaket geldi, yangın felaketi yani, kimse ilk gelenlerden başına, biridir evet. Kadir Albayrak arkasında değil mi arkadaşım? Geldi. Dost olarak ya, tam babasının arkadaşı. Allah razı olsun. Çok eski arkadaşlar. Yani Kadir Albayrak benim de eski arkadaşım. Nijat'ın en kötü gününde Kadir Albayrak ilk gidenlerdendir o dönemde. Doğrudur. Vefalıdır canım o konuda. Yani. Ve ben Kadir Albayrak henüz daha Tekel'de müdürken o zamandan beri tanıdığım bir isim. Tabii canım. Daha sonra gazetecilik mesleğine başladığım yıllar, 2000'li yılların başlarından itibaren de beni o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı döneminde dahi Kadir Albayrak bizleri okuyan, o zaman böyle sosyal medya yok. Hani Twitter'ı, Kıvıtır'ı, Mıvıtır'ı yok yani. Kıvırma vurma işleri yok o dönemde. Bu kadar bedavacılık henüz daha hakim olmamıştı medyada. Herkes gazeteci olmamış. Herkes gazeteciliği göreyim bakayım ne kadar, çapın kadar yazabiliyor musun? Yazı yazmak gazetecilikle hala öyle geçerli olmalı. O zaman yazılarımızı takip eden ve eleştirilerini veya takdirlerini bizzat gazetemize gelerek anlatabilen bir yapıda bir insandı. O konuda çok naif, her zaman söylüyorum. Hala kaybetmedi o hassasiyetini. Bugün de hala mesela eleştirdiğimiz taraflarımızla bizi arar, telefonla dile getirir. Ama o zaman bizzat gazetelere gelirdi Kadir Albayrak. Ve o dönemden beri arkadaşız. Yani ben Kadir Albayrak'ı yaşından, başından veya herhangi bir durumundan dolayı değerlendirecek durumda değilim. Ben Kadir Albayrak'la çok eskiden tanışan, bu 20 yıllar bahsediyorum yani. 20 yıllardır ben Kadir Albayrak'la tanışan, mesaisi olan, dostluğu, sohbeti olan biriyim. Ha, o 20 yılların verdiği güçle eleştirme hakkımı kullanıyorum. O da bana bir büyüm olarak kızma veya kızmama hakkını kullanıyor. Bu kadar basittir olay ya. Yani o daha dün Tekirdağ'da Kadir dün gelmiş buraya. affedersiniz Marmara'yla tanışmamış daha vücudundan çıkanlar. O arkadaşlar Kadir Albayrak'ı yıkayıp yağlayıp işte efendime yakınlaşmaya, küçük çıkarlar peşinde koşmaya çalışabilirler. Biz o insanlardan olmadık. Biz her zaman için doğruyu söyledik çünkü bizim yalan borcumuz yok arkadaş. Biz buradayız. Bir yere gidecek miyiz Tarık? Nereye gideceğiz? Çerkez Müsellim'e mi yerleşeceğiz bu yaştan sonra? Hayır. Biz emeğimizle burada var olan insanlar olarak doğruyu söylemekle mükellefiz. Çünkü küçücük bir kasabadayız. Tekirdağ çok büyük değil. Herkes birbirini tanıyor. Çerkezköy'de ufak, Çorlu'da ufak, Saray'da ufak, Hayrabolu'da ufak. Nereye gitsek herkes bizi bu Cin abi demiyor mu? Veya işte bu bizim Nijat demiyor mu? Bizim Tarık demiyor mu? Bizim Tekin demiyor mu? Diyor. O yüzden kimseye yalan borcumuz yok. Ha bu konularda söylediklerimizde yaptığımız gazetecilikte bizi sevmeyen mi var? İzlemeyin abi. Okumayın. Gidin başka köye. Okumayın. 50 bin tane gazeteci var. 50 bin tane yapımcı var. Okumayın. Gidin izleyin abi onları ya. Seyretmeyin, dinlemeyin. Bizim izlenme sıkıntımız yok. Affedersiniz takip sıkıntımız yok. Hamdolsun. Hele gene bizi seven seviyor abi. Beğeni tarafları var. Aman yarabbim. Hani öyle kaç kişi izleyecek diye. Ya. Öyle dışarıda. Hiç. Aynen. Dışarıda o tabirleri çok duyuyorum. Beni bu kadar kişi izledi işte. Aman beni bu kadar kişi beğendi. Artık sosyal medya olduktan sonra daha da fazla olmaya başladı. Aman kardeşim hiç öyle bir sıkıntı yok. Kadar. Bizim yok, hiçbir zaman öyle bir sıkıntımız olmadı ama. Tekirdağ 40 kardeşiz, 40'ımız da biliriz. Gelenin de biliriz, giden de biliriz. Hepsi ortada. Yani. İşte kimse blöf yapamıyor, sıçrayamıyor abi çekirge gibi. Ya burada Tekirdağ... Biliyorsun ya her şeyi. Soylu sopunu sayarız adamı. Şimdi Tekirdağ baktığı zaman 30 sene... 30 Yeni göbeğini sayarız. Tarık abi 30 bizim sene, de sayarlar. 30 sene öncesine bakıyorsun. Ne varsa artık saysınlar hani görelim. Tekirdağ'da işte Nijat benim nereden baksan 27 senelik arkadaşım. Düşün o dönemden. Sen Kanal 9'dan beri bakıyorum yine nereden baksan 30 sene olmuş. Tabii canım. Sonradan gelenlere bakıyorsun. Onlar bir yere gelmiş. Ya biz Tekirdağlıyız. Bizim yerimiz. Biz burası. Bizim buradan gidecek başka bir yerimiz yok yani. Aynen öyle. Nijat'ın dediği gibi tabii ki eleştireceğiz. Kadir abinin mesela sağdan soldan duyuyorum. Bazen denk geldiğimizde de konuşuyoruz. Her zaman eleştiriye açık. Diyor ki beni eleştirebilirsiniz tabii. Bazen küsebiliyor ama o da onun hassasiyeti ve duygusal
kalabalıklığından dolayı kaynaklanıyor. Yani hakarete varmadığı sürece, böyle yaralayıcı olmadığı sürece eleştiriye açık. Seviyoruz da Kadir abi. Daha fazla şeyler bekliyoruz ama tabii 11 ilçe de sadece tek bir ilçe olarak görmüyoruz bunu. 11 ilçe var. 11 ilçede uğraşmak biraz daha bakalım. Göreceğiz. Yarın işi anlatacak. 3000'de neler yapıldığını. Yeni binası yapıldı. Bizim için ne yerler yapmış Nicat? Öyle mi? Tabii tabii. Bilmiyorum. Senin için özel bir yer yapmıştır mutlaka. Evet. Cinden kafesli. Başkası girmesin kafesli, diye. Kafesli. Cinli büro. Efsaneyi yayarsan kimse giremez zaten. Şey bir de cin diyemezler ya. Lambadaki üç harfli. Öyle diyorlar bana. O kim diyorum ya? Lambadaki üç harfli var ya diyorlar. bir de öyle bir şey var. O yüzden ama Nicat bildiğimiz Nicat 30 sene önce neyse yine böyle. Tarık abi zaten yine bildiğimiz Tarık abi. Biz o zaman ne söylüyorsak yine aynı şeyi söylüyoruz. Ben Tarık Eski ile 90'lı yılların başından hatta 80'li yıllardan tanışırız. O zaman Tekirdağ bir avuç. Babalarımız da rahmetli olmasın. Baba dostuyuz. Çok yakın arkadaştık. Baba dostuyuz. Dolayısıyla dedik ya burada kimse kimseye blöf yapamaz arkadaş. Yani. Kimse kıvırmasın. Kaçar mı bizden? Kaçmaz. Hayatta olduğumuz müddetçe. Öldükten sonra... Toprak altındayken gelip mezarımıza dua mı edersiniz, su mu dökersiniz, başka şey mi yaparsınız bilmem ama biz hayattayken kimse kimseye blöf yapmaz tabii bu şehirde. Hadi şimdi bizim dışımıza çıkalım da var başka... Yerele girdik. Ekrem Daşlan'dan nereye geldik? Ekrem Daşlan yararlı olur mu dedik? Laf açıyor işte biz. Olur. Mülayim Kuru'yla da aynı fotoğrafın, aynı karede fotoğrafını gördüm ben. Çok iyi. Acaba onu teklif etti ya da şey yaptı. Ben hani Cüneyt Yüksel bir açıklama yapmıştı. Artık hani biz hatta beraber gezmeye gittiğimizde de söylemişti. Ya çok destek verdik hani destek vermeyecek gibi bir izlenim bırakmıştı ama bence kesinlikle Tekirdağ Spor'u bırakmaz. Cüneyt Yüksel mi? Yani ben yeni destek yapacağım demişti ama eskisi verir de. Vermez olur mu? Bu kadar ben diyor artık Tekirdağ Spor'un tesislerini imalatını yaptım. Verdiği sözün arkasına durdu. Tekrar durdu. Namerden daha ne verecek? Etmedi. İlçe belediyesi daha ne yapabilir abi? 15 milyon TL para harcamış bugüne kadar Süleymanpaşa Belediyesi. 15 trilyon. Ama ciddi iş. Bahsettiğimiz şey. Rakamlara bak abi. Aynen. Sadece Tekirdağ Spor için. Bu adam Süleymanpaşa'ya hizmet mi edecek? Cüneyt Yüksel'in çok önemli söylediği bir şey vardı bizi gezdirirken. Dedi ki ya biz futbolcularımızı dedi kendi yerimizden çıkarmamız lazım dedi. Kendi altyapımızdan çıkması lazım. Niye? Doğru. Çünkü başka şehirden gelen Tekirdağ çocukları gibi yapamazlar dedi. Yani Tekirdağ çocukları kadar ya, sahip çıkamazlar. O amatör ruhla konuşan insanların saygı duyduğum iyi niyetleri. Ama iş profesyonelle, iş gerçeğe geldiği zaman yani işin harbisine döndüğü zaman olmuyor kardeşim. Ben futbol şube sorumlusu olarak bu işin içerisinde en iyi bilenlerden bir tanesiyim. Yıllar vermiş adamsın ya. Yani öyle telefon kulübesinde 3 kişiye çalım atıp da bunu sahaya sürdüğün zaman bu öyle olmuyor. Yani veya aileler herkesin çocuğu Messi, herkesin çocuğu Ronaldo. Ya kardeşim senin çocuğun 16 yaşında. Bir dur ya birkaç sene bir antrenmana çıksın, şunu yapsın, bunu yapsın, bir sabret. Oo benim oğlum orada oynar. Bir de bu sosyal medya var ya, ben hiç umursamıyordum biliyorsun. Oradan yazıyorlar, ya benim oğlum burada oynar, benim oğlum şunun yerinde oynar, benim oğlum defansın önünde oynar, biri forvetin arkasında oynar. Oynayamaz. 3 sene sonra senin oğlum Fenerbahçe'de oynar. Ama diyorum ki adama, bak senin oğlun 4 sene sonra Fenerbahçe'de oynar. Ama bugün bu takımda Çimkare'de oynayamaz. Ama 4 sene sonra Fenerbahçe'de oynar. Bir 4 sene sık dişini. Çocuk da 16 yaşında. Diyor ki babası gelmiş. Atıyorum babası gelmiş. Diyor ki balancı yerden diyor 75 bin lira verdiler benim oğlana diyor. Bak bu 75 bin lira verdiler benim oğlana. Al götür. Mahvet çocuğunu. Köy turnuvasında köyün postacısı 45 yaşında adam karşısında oynuyor. Onu öbür tarafa yatırıyor. Buraya kaldırıyor. Aa çok iyi futbol. Enerjisini boşa harcayacak. Hayır. Ya karşısındaki oynayan köyün postacısı. Aynen öyle. Tamam mı yani? Onu sağa yatırmış. Ama dediğim gibi Daş'tan gelirse 100. yılda uyguladığı sistemi disiplini uygularsa yani disiplin şey, sistemi uygularsa başarılı olur. Neden başarılı olmasın? Biz de bu işe emek vermiş olalım. Ya bir görelim. Yani niye eleştiriyoruz arkadaş? Görelim. Yok eleştirmiyoruz. Değil mi yani? Hayır ben sizden bahsetmiyorum. Yok. Söz meclis. Genelde diyorum. O yapamaz, bu yapamaz. Kim gelirse koparamaz. Ya arkadaş. İnsanlara hodri meydan demediğiniz müddetçe, hodri meydan demediğiniz müddetçe bilemezsiniz. Cüneyt Yüksel belediye başkanı oldu. Vay yapamaz, yok edemez, AK Parti beceremez. Kardeşim fırsat tanıdık ne oldu? Bak şehrimizde bir değişim oldu. Kesinlikle. Her insana, her görev almak isteyene fırsat tanımak lazım. Benim
Bakınız Kadir Albayrak geldi, Kadir Albayrak'la gideceğiz. Ya üçüncü dönemde de bu arada Edirne Belediyesi ile ilgili haber yaptık herhalde, Edirne'den arıyorlar. Kırkpınar var Edirne'de de biliyorsunuz. Evet. Ali Gürbüz başpehlivan. Eğer bu dönemde de Kırkpınar'da başpehlivan olursa 1997 yılından beri Edirne Belediyesi'nde bekleyen altın kemer eve gider. Ali Gürbüz alır o kemeri. Alır, alnının akıyla, teriyle o kemeri alır, Antalya'ya götürür. Götürsün de zaten artık belediyede beklemesin o kemer. Birilerinin evinde şöyle güzel vitrininde bu adam işte başpehlivan olmuş hak etmiş diye o gitsin artık. Tekirdağ'dan ya, evet bir, ya. Niye bir pehlivan çıkmıyor Tekirdağ'dan? Tekirdağ'dan niye bir pehlivan çıkmıyor Hüseyin Pehlivan'dan sonra? Tekirdağ'da olan bir pehlivan abi, yok. Abi yağlı güreşi önemseyip destek verdiğiniz ölçüde sporcu çıkar. Hı hı. Şimdi yağlı güreş dediğiniz böyle minder güreşi gibi değil. O pehlivanı beslemek lazım. Oturduğu zaman bir kuzuyu yedikleri efsanesi doğrudur. Harbiden güç gerekiyor. Oyun gerektiriyor. Yani bir kuzu ne kadar oldu ya? Çok pahalı abi. Doğalı çayırda çalımlar hayatın içindeki çalıma benzemez abi. Oraya ense vurduğu zaman ben yani başka bir alan o. Başka bir alan. Recep Gürkan Bey Edirne Belediye Başkanı. Bu sene Edirne yılı biliyorsunuz. Edirne yılından dolayı Edirne'de bütün Türkiye'ye örnek olabilecek kadar festivaller düzenleniyor. Gösteriler var. Kültür anlamında organizasyonlar var. Kırkpınar zaten efsanevi bir organizasyon. Recep Gürkan da Kırkpınar'a yakışır organizasyonu yapabilecek bir belediye başkanlığı yapıyor. Buradan selam olsun Recep Bey'e. Takdir ediyorum. İzliyorum da. Tam kültüre girmişken Tekirdağ'la ilgili neler yapılabilir? Yani kiraz festivali yapılıyor. Tekirdağ'ın bir tek eksikliği var. O. Evet. Tekirdağ il genelinde sadece Süleymanpaşa değil, büyükşehire de çok fazla yüklenmemek lazım. 11 ilçede de kültür organizasyonu eksik. Evet. Ekrem Eşkinat'ın hakkını vermek gerekirse, Ekrem sadece kültür organizasyonlarıyla belediyeyi götürmeye çalıştı. Sosyal belediyecilik anlamında gerçekten de başarılıydı. Yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım. Şimdi Recep Gürkan'ın ben örnek olmasını isterim diğer belediyelere. Trakya'daki veya diğer il genelindeki, ülke genelindeki belediyelere örnek olmasını isterim. Çünkü Edirne yılı olması sebebiyle 2022'nin abi arka arkaya organizasyonlar yapıyor. Arka arkaya kültür organizasyonu, spor organizasyonu. Kendi Edirne'ye has tatlarını herkese tattırmak istiyor. Tabii Hinterland'ı da doğru kullanıyor. O da ne demek? Yani Bulgaristan ve Yunanistan'ı ve Makedonya Hinterland'ında Edirne o platformu doğru kullanıyor. Ama şu da var Nicat. Şimdi Recep Gürkan'ın bir avantajı var. Edirne'deki yapılanmayla, yapılaşmayla ilgili, altyapılarla ilgili bir takım şeyler halledilmiş durumda. Evet, evet. Şimdi oraya dönüyor. Burada bizim Süleymanpaşa'nın çok çok ertelenmiş, ödenenmiş işleri vardı. Mesela Cüneyt Yükşar... Birikmiş çok iş var. Tabii. Cüneyt Yükşar geldiğinde hemen arkasından pandemi geldi. Yani kısa kötü bir zaman denk. Pandemi geldi ve Cüneyt Yükşar halkın sosyal elinden geldiği kadar onunla mücadele bir şeye katmaya çalıştı. Fakat işte bu aşeviyle ihtiyacı olanlara olan yardımlarla, onların organizasyonlarıyla o süreci tamamlarken diğer taraftan da o geciktirilmiş, yıllardan beri geciktirilmiş altyapısıyla beraber bir şeyler yapmaya çalıştı. Hatırlamıyor musun? Nicat hatırlarsın. Ekrem Eşkinat kendi döneminde ara sokaklara dahi cadde yapıp büyükşehire affedersiniz montelemeye çalışmıştı. Öyle değil miydi? Ama onun sıkıntısını şimdi Cüneyt Yüksel çekiyor. Ama yok Kadir hizmet abi. Hizmet veremiyor. Ama Kadir abi onun önlemini aldı, kabul etmedi o zaman. Ekrem Eşkinat ara sokaklara dahi neredeyse cadde meclisten çıkartıp cadde yapacak. Onlar da büyükşehire şey yapacaktı. Kadir Albayrak ona izin vermedi. Ama Cüneyt Yüksel geldiğinde itibaren işte gerekse konserler, gerekse şimdi Edirne'nin yapacağını iki misli kadar istemiş, Kiraz Festivali'ne topladık burada Tekirdağ'da. Öyle değil mi Nicat? Evet. Kiraz Festivali'ne. Evet. Bizim bir festivalimiz çok şeylere be. Ve Edirne'nin avantajı Edirne olarak altyapısı, işte yeni yapılanma şehrin falan. Edirne gittiğin zaman birazdan ara vereceğiz. Edirne nasıl? Yaşıyor Edirne. Edirne yaşayan bir şehir görüyorsun Edirne'de. Yaşıyor.
Şimdi Edirne bir kere bir eski Osmanlı başkenti olması ayrı bir güzellik, payitaht. Ve tam Avrupa ile Asya, Küçük Asya dediğimiz Türkiye Anadolu'suyla arasında bir geçiş köprüsü. Bugün daha da önemli. Bugün daha da önemli Avrupa Birliği'nin aslında Avrupa Birliği'ne aday bir ülkenin neresi? Geçiş köprüsü. Eşik. Boğaziçi köprüleri kadar önemli. Eşik. Çanakkale köprüsü kadar önemli. Kültürel anlamda bir köprü, tarihsel anlamda bir köprü ki bir kere bir Selimiye var ya. Kesinlikle. Bir Selimiye var ya, bir ciğer var ya. Ciğerini yediğim Edirne ya. Türkiye'deki ilk başkenti zaten. Bak benim canım ciğer çekti ha. Edirne ciğeri yapabilen güzel bir yer varsa gidelim bir ciğer yiyelim diyeceğim. Program sonrası. Tamam. Ama Tekirdağ'da var mı bilmiyorum. Ama var. Edirne gerçek anlamda... Alper kardeşimiz güzel yapıyor. Yıldızını... Devam ediyor mu orası? Bilmiyorum ben Edirne'de. Yok değişir diye biliyorum. Öyle ben de ciğerci bir tek burada var galiba. Ha, İleride var. Ama o ciğer şey değil. Edirne ciğeri değil o. Değil mi? Ne bu kedi ciğeri? Şişe geçirilmiş. Şişe geçirilmiş. Ha, o Gaziantep mi? Diyarbakır. O, evet. O yöreyelim. Yaşar Polat'a söyleyelim buradan. Onun ciğeri... Ondan sonra Yaşar Polat bizi ciğer yemeye götürecek. Götürsün bizi. Evet. Bu arada işte örnek teşkil etmesi gereken konular kültürel organizasyonların da aslında halkın bir ihtiyacı olduğunu ortaya koymak lazım. Yani her şey hani altyapı kadar, park bahçe kadar, çoluk çocuk oyuncak bahçeleri kadar, yollar, su, altyapı, üst yapı derken kültürel organizasyonlar da gençlerimize lazım. Geleceklerini kurarken moralitelerinin yüksek olması lazım. Mesela sen film ve dizi üzerine ihtisas yapmış bir adamsın. Bu konularda senin eline kimse su dökemez. Biz de dökemeyiz. Biz de bilmeyiz o kadar. Ama senden öğreneceğimiz çok şey olduğu kadar bu halkın da istifade etmesi, kültürel alanda istifade edilmesi gereken çok alan var. Ama olmuyor abi. İki önceki programda ben olmuyor. Mesela bizim yazarlarımız var Tekirdağ'da. Var. O kadar yazarlarımız var bizim Tekirdağ'da ya. Tabii. Yani bunların desteklenmesi kültürel manada, yani kültür dediğin zaman öyle konser gelmese kimsenin aklına. Geç onlar o. Tabii. O popüler kültür o. Ama esas manada bizim yazarlarımıza, kitabı olan yazarlarımıza, sanatçılarımıza, işte senin gibi bu konudaki deneyimi, tecrübesi olan, belagatı olan, becerisi ve eğitim olan arkadaşlarımıza. Şimdi mesela Tekirdağ'ı tanıtan bir projede, bir film projesinde, tanıtım projesinde yer aldığını düşünemiyor musun diyeceğiz? Eyvallah. Yani Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi veya Süleymanpaşa Belediyesi Tekin'i çağırıp da Tekin Bey, Tekin kardeşim, Tekin oğlum, evladım gel bize Tekirdağ'ı tanıtan 45 dakikalık bir şey proje hazırla bakalım dedikleri zaman bu Tekin neler yapmaz? Tekirdağ'ımızda Tekin, bu Tekin neler yapmaz? Gibi çok aynı şekilde sen de eski bir televizyoncusun. Bu işleri bilen kişiler böyle bir elin parmakları kadar zaten bu şehirde. Yani ikinci bir el koyamıyorum buraya arkadaşlar. Bu kadar azız yani Tekirdağ'da evet, bu işi profesyonel anlamda yapabilecek ve bir kenti prezante edebilecek kaç kişi var? Bir elin parmakları kadar. Aynen. Ama bu insanlar hep göz ardı ediliyor. Yani sanki onlar nöbetçi. Şşt, alo Tekin ya be kardeşim böyle bir şey var diyen bile yok. Ya kardeşim ya tamam da. Değil mi Tarık yani oradan, bu sıkıntı değil mi bu? Oradan buradan görev süresini tamamlamış çeşitli yerlerde devlete hizmetini tamamlamış adam kalkıp bir cep telefonuyla ben gazeteciyim diye hakem kestiği yerde. Oğlum iğrenç bir durum. Tamam mı? İğrenç bir durum. Yani cep telefonuyla gazeteciyim diye. Nereden emeklisin? Atıyorum bilmem nereden emekliyim. Şimdi ne yapayım? Gazeteciyim. Ya nasıl gazeteci? Basın toplantılarda, oralarda, buralarda, şuralarda. Olmaz şuralarda. Abi. Ya, arkadaş. Olmaz. Soru sormayı bilmeyen bir adamın eline gazeteciliği bir silaha dönüştürüyorlar. Sen Tekin'i burada, Tekin'in kıymetini nasıl çıkaracaksın piyasaya? Çok zor. Çok zor. Çünkü adamlar gazeteciliği o kadar kolay bulaşıyorlar ki. Dediği gibi Tarık'ın eline bir telefonu almış. Elinde Android telefon var. İşte falanca filanca marka. Başlıyor abi. Evet abi diyor. Belediye başkanıyla da direkt muhatap ha. Tabii. Bir de muhatap alınıyor. Direkt giriyor diyor ki sayın başkan şöyle yaptınız, böyle ettiniz. Lan oğlum Türkçe'yi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkçe'yi 20 kelimeli konuşuyorsun. Fırından ekmek isterken istemenin bile bir adabı var. Efendim mesela bir lokantaya gittiğinizde bir garsonla bile diyaloğunuzun ikircikli tarafları var. İnsanların yaptığı meslekleri hakir göremezsin, saygısızlık gösteremezsin.
Bunları bilmeden, soru sormanın gazetecilikte en temel unsur olduğunu bilmeden Lobodostam'a dalıyor. Ya bir dakika ya, bir dakika ya, bende sıra ya. Analiz, oh kardeşim benim analiz ya. Analiz yeteneği, analitik zeka. Bu nasıl bir şeydir abi? Bu ne bir üsluptur, bu ne kabalıktır, evet. Bu ne küstahlıktır. Ama çok fazla uğraştık. Çok fazla çok. Mesai harcadık gazeteciliğe. Bu ama dolayısıyla bu işi layıkıyla yapan, yani kardeşler, de bozmuyoruz yapan yani. Kardeşlerimiz var. Bu işten gerçekten ev geçindiren... Emekli olmuş adamlar var. Bunun gibi tekarlıklar var işte. Evet evet, emekli oldu. Halk Bankası'nın önüne maaş kurulunda bekliyor. Emeklilik belgem daha yeni gelmiş. Geldi mi? 60'lar yere. Rüzgardan uçmuş, kapıya sıkıştırıyorlar ya, evde kimse yok tabii. Aldım baktım Nijat Bey işte falan filan emekli oldunuz, Allah razı olsun. Bakan sen, göndermiş. Sen otobüslere bile artık kartla binebilecek misin? Maliye Bakanı'ndan şey, gelmiş o, o ama zaten, sigorta biliyor aracılığıyla. Nasıl? Yok yok, malulen. Malulen. Tercih etmiyorum, yok kullanmıyorum. Hiç kimsenin hakkını gasp etmiyorum. Öyle gasp etmekten değil. Hakkın değil hakkım, mi? Hakkım. Hakkım ama bir başka kişi kullansın. Onu bile kullandırmıyorlar işte. Yarın özellikle onu soracağım. Yer verecekler sana. Niye? Nasıl yani? Otobüs katlarını iptal etti. İptal etmedi. O genelgenin, gelen genelgenin kapsamında yani. Kapsamına göre yani. Kadir Albayrak bu akşam yattı, yarın sabah iptal edeyim de demedi yani. Onu da biliyoruz da nereden ya, ne şikayetlerin yapıldığını. Bak bunları sorun yarın işte. Sorun Kadir Albayrak bunları sorun. Sorun mu? Yani illa sarı basın kartı taşıyan gazetecileri gazeteci olarak mı kabul ediyorsunuz ki genelgeniz bunu kapsadığı için sor, hakkını da ver. Kapsam sorun. O. Tabii. Sarı basın kartı taşıyan gazeteciler... ek bir kart alıyorlar Tekirdağ Büyükşehir Tekulaş'tan. Tekulaş'tan aldıkları o kart üzerine belediyelerden, otoparklardan, işte ne bileyim birçok yerden ücretsiz olarak istifade edebiliyor ama bunu belgelemek kaydıyla. Yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan aldığınız, sarı basın da değil artık o, Turkuaz kartı Turkuaz. Aldığınızda bunları ne yapıyorsunuz? Belediyeye belgelediğinizde indirim alabiliyorsunuz. Şimdi aslında bir avuç gazeteci var. Kadir Albayrak'tan burada ricacı olunursa, denebilirse, yani sarı basın kartı taşıyanlar buraya dahil edilebilir ama eğer bir opsiyon varsa, Tekulaş'ın böyle bir opsiyon kullanma hakkı varsa, diğer gerçekten gazeteciler mağdur durumda. Kesinlikle. Yani az paralar kazanılıyor ve ulaşıma verebilecekleri ekstra bir bütçeleri yok. Onlara yardımcı olmak adına bu indirimlere dahil edilebilir mi, edilemez mi? Opsiyonunuzu kullanabilir misiniz? Başkanlık inisiyatifinizi kullanabilirsiniz. Belediye meclisinden bir karar ricacı olmak lazım. Karar çıkartılarak gazetecilere ne o bu pıt pıt ne kullanılıyor otobüslerde bilmiyorum. Kart, Tekulaş kartı. Ha, Tekulaş kartları yani, hediye kart, hediye edebilir mi? Hani meclis. Yani dersin ki aylık size 30 kontür yükledik. Bu karta belediyemiz bunu işte o belediye başkanının inisiyatifiyle bir jest olarak. Niye yapmadın? Kadir Albayrak, niye bize ezip geçiyorsun? Niye ödeme yapmıyorsun? Dediğinde bu sefer karşı tarafı da refleks gündürüyorsun. Evet, hani benim bir lafım vardı ya, pozitif olup, söyler. Pozitif olup çözüm üret. Nasıl sorarsan öyle söyler. Yani. Karşı tarafı benim gibi yapalım. Olmayın yani. Benim gibi bağırıp çağırıp işte niye yapmadın, niye etmedin dediğin zaman adam tabii kızıyor, sinirleniyor bu sefer. Görmek istiyorum. Kısa bir ara verelim. Senin samimiyetinle, senin tabii, Kadir Albayrak, senin tolerans haddinle, başkası kendini garip sana yapamaz. Özenmez. Tabii. Tamam mı? Herkes haddini bilecek. Özeniyorlar. Sonra da olmuyor. Taca çıkar ondan sonra. Tadı çıkmıyor. O topu, Kadir Albayrak o topu patlatıyor ondan sonra. Aynen. Ne ara mı veriyorsunuz? Devam edelim, bir ara verelim. Ara verelim. Sonra. Tamam, bir reklam payı, biz de bir su içelim geldi. Ya. Tamam, bir de bir su içelim. Kısa bir ara. Birazdan tekrar edelim. Harbiden saçak oluyormuş. Yemek yapıyoruz. Bu başından beri bu şekildeydi. Vizyonumuzu bozmadan çok şükür bu zamana kadar geldik. Lezzet konusu bizim için çok önemlidir. Lezzete dikkat ederek devam ediyoruz çalışmalarımıza. Cemiyetlere ve mevcut pilavlarına toplu yemek hizmetlerimiz var. Toplu pilav hizmetlerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, catering olarak tüm catering hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Düğünlere, düğün salonlarına order tabakları hazırlıyoruz. Organizasyonlarla çalışıyoruz.
türlü olanaksızlıklar içerisinde kendini var etmeye çalışan bir devletten söz ediyoruz. Atalay koşuyor. Atalay götürdü. Atalay aldı topu. Gol mü gol? Gol. Saruhan gol attı. İşte bize ne diyoruz sen? 12 indirdi 9 vurdu. Kardeşim ortayı yaptırmayacaksın. Suat ileri attı. Atalay'a doğru ama offside. Orada hoca hata yapabilir. Hani oyuncunun ne vereceğini bilmiyorsun. Geliyor sahaya. Kötü oynuyor. Bir kez kötü. Saat 15'te Trakya Türk TV'de İşte Kariyer programında sizlerle birlikte olacağım. Biz doktoruz. Biz avukatız. Biz öğrenciyiz. Biz çiftçiyiz. Biz öğretmeniz. Biz seçim zamanı geldiğinde kapısına kadar gelinip oy istenenleriz. Biz sizi seçenleriz. Biz diğerleriniz. Bu manada milletin nazarındaki itibarımız da günden güne ziyadeleşiyor. Ülke olarak da ekonomik bir sıkıntı içerisinde insanlarımız. Her altın masanın ayağı olmasa bu masanın hiçbir anlamı yok mu ayakları? Bizde un fabrikaları var, yağ fabrikaları var, çeltik fabrikaları var. Madencilerin sorunlarından bir başlayalım. Ben tabii hiçbir kuruluşu veya kurumu suçlamak istemiyorum. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Dostlar, Tarım Ekspres programına uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Bugün Sarıyer'deyiz. Organik bir bahçedeyiz. At gerçekten bir tasarım harikası. 11-12 ayda dünyaya geliyor. Thank you.
Hiçbiri değil. Türlü olanaksızlıklar içerisinde kendini var etmeye çalışan bir devletten söz ediyoruz. Atalay koşuyor. Atalay götürdü. Atalay aldı topu. Gol mü gol? Gol. Saruhan gol attı. İşte bize ne diyorsun sen? 12 indirdi 9 vurdu. E kardeşim ortayı yaptırmayacaksın. Suat ileri attı. Atalay'a doğru ama offside. Orada hoca hata yapabilir. Hani oyuncunun ne vereceğini bilmiyorsun. Geliyor sahaya. Kötü oynuyor. Bir kez kötü. Saat 15'te Trakya Çok TV'de İşte Kariyer programında sizlerle birlikte olacağım. Biz doktoruz. Biz avukatız. Biz öğrenciyiz. Biz çiftçiyiz. Biz öğretmeniz. Biz seçim zamanı geldiğinde kapısına kadar gelinip oy istenenleriz. Biz sizi seçenleriz. Biz diğerleriniz. Yemek yapıyoruz. Bu başından beri bu şekildeydi. Vizyonumuzu bozmadan çok şükür bu zamana kadar geldik. Lezzet konusu bizim için çok önemlidir. Lezzete dikkat ederek devam ediyoruz çalışmalarımıza. Cemiyetlere ve mevcut pilavlarına toplu yemek hizmetlerimiz var, toplu pilav hizmetlerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, catering olarak tüm catering hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Düğünlere, düğün salonlarına order tabakları hazırlıyoruz. Organizasyonlarla çalışıyoruz. Türlü olanaksızlıklar içerisinde kendini var etmeye çalışan bir devletten söz ediyoruz.
Atalay koşuyor. Atalay götürdü. Atalay aldı topu. Gol mü gol? Gol. Saruhan gol attı. İşte bize ne diyoruz biz? 12 indirdi 9 vurdu. Kardeşim ortayı yaptırmayacaksın. Suat ileri attı. Atalay'a doğru ama offside. Orada hoca hata yapabilir. Hani oyuncunun ne vereceğini bilmiyoruz. Geliyor sahaya. Kötü oynuyor. Ya bir kez kötü. Evet, diğerleri devam ediyor. Az önce birçok konuya değindik. Sevgili Nijat Ayvaz ve Tarık Eski, Kültür'den, Tekirdağ Spor'dan, Kadir Albayrak'tan, Cüneyt Yüksel'den her konuya değindik. Şimdi gelmek istediğim bir konu var aslında. Alpay Var'a girelim Şarköy'e. Alpay Var'a. Ya da, siz getiriniz sahayı, ne oldu? Çerkezköy'de ne vardı be? Vap var sahaya orada da. Vap var. Vap Akay. Vap Akay çalışıyor mu? Şarköy'e gitmiştin sen. Vap Akay değil ya. Çerkezköy Vap Akay. Alpay Var. Alpay Var. Şarköy, evet. Tamam. Şarköy'e gitmiştin. Görmüştün neler yaptığını. Şarköy Belediye Başkanı basına bir tur düzenledi. Hı-hı. Gezdik, dolaştık. İşte yeni yapılan icraatlar, eski yapılan ayağa kaldırılmasını bekleyen icraatlar derken keyifliydi. Yedik içtik geldik. Bir de sonra mı? Gazeteciler yiyici diyorlar. Buyurun yedik içtik geldik işte. İkram edilene itiraz mı edelim? Adam bizi misafir ediyor orada. Ne vardı Şarköy'de? Bazıları da böyle yani gazeteciler yiyor içiyor diye eleştirilerde bulunuyorlar. Ya ikram edilene bak su içiyorsun. Kanaldan ikram ettiler. İçmeyelim mi? Bu arada bana su bile vermediniz bu arada. Teşekkür ederim. Evet Bülent'ciğim unutmuş. Dur la dur öyle dur. Öyle de yapmayalım. Şimdi neler gördün? Yediğin içtiğin sana kalsın. Ben Alpay Var'la ilgili çok ağır eleştiriler yapan bir gazeteciyim. Çünkü övmekten ziyade affedersiniz. Çok teşekkür ederim. Belediye başkanlarını övmekten ziyade yapamadıklarına odaklı bir gazetecilik yapıyorum. Yani övmek iltifat marifete tabidir. Dediğimi de savunuyorum. İltifat marifete tabidir. Dolayısıyla eleştiriyoruz. Bayağı ağır eleştiriyoruz. Biz gittiğimizde ne gördük? Sahilinde bir ciddi bir park düzenlemesi var. Alpay Var çok ciddi bir düzenleme yapmış. Başarılı da olmuş. Fakat Tam yaz sezonunda sevgili Büyükşehir Belediyesi kanalizasyondu. Yok efendim sahil düzenlemesiydi. Biliyorsun mavi bayraklar alındı Marmara Denizi kıyısında olan kentlerden. Çünkü müsilajdı. Yok çok bilmem neydi derken. Yok yani haklı gerekçeleri var. Buraya artık mavi bayrak vermiyorlar. Gelibolu hariç. Yani su altındaki akıntının temizleyebildiği kadarıyla temiz görünen. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Olan yerlere mavi bayrak veriliyor. Şimdi artık burada mavi bayrak aldık. Mavi bayraklı denize gireceksiniz deme lüksleri yok. Son dönemde Süleymanpaşa Belediyesi'nin bir kararı var. Kumsala şezlong atan, şemsiye koyan herkes o kumsalda can güvenliğini de sağlamak zorunda. Yani can kurtaran bulundurmak zorunda. Böyle bir kaide de getirildi. Bu da güzel bir şey. Tebrik etmek lazım emeği geçenleri. Şimdi Şarköy'de tam yaz sezonunda küçük esnafın tam böyle para kazanacağı, turiste hizmet ederek en azından gelirini arttıracağı dönemde Büyükşehir devasa kazılar yapmaya başlamış. Şarköy'den bahsediyorum. Sebep? Esnaf perişan. Peki arkadaş, sevgili Kadir Albayrak, buralara altyapı yapacaksınız, bilmem işte proje gerçekleştireceksiniz de tam yazın ortasında toza, dumana, toprağa, çamura mahkum etmek ne demek abi? Koskoca Şarköy'den bahsediyoruz. Tekirdağ'ın vitrin ilçesi. Ha dersen ki bizim yaptığımız bu çalışmalardan, belediyedeki bu verdiğimiz hizmetten, projeden esnafımızın zararı var. O esnafın zararını karşılıyorum ben büyükşehir olarak dediğinde başım üstünde. Bunu demiyorsun. Sonra bu çalışmalar sonrasında esnaf mağdur sesini çıkartıyor, bağırıyor. Vermeyelim mi hizmet? Ya verelim de 365 günün 300 günü yatıp sadece 65 günde bir yaz sezonumuz var. O dönemde gelip buraya iş makinalarını koyup yaz sezonunda o toz toprağa insanları mahkum edersen orada insanlar haliyle şikayetçi oluyorlar yani. Biraz da zamanlama doğru olması lazım. Aynen. Anladın? Keşke şey yapsaydık. Zamanlama açısından belki bu sezonun, yani sezonun mu bu çalışmaları yani? Kaç sezon?
Sürekli yaz ayına denk getirilen kazılar var abi yani. Kaç sezon gitmiş adamların pandemide 3 sezona gitmiş. E bir sezonu da senle gidiyor. E ne yiyecek bunlar? İflas bayrağı mı çeksin? Bunları gözetmek gerekiyor işte. Keşke hassasiyet. Belediye başkanlığı çok hassasiyet gerektiren bir şey. Doğru zamanda, doğru yatırımlar, doğru yere yapıldığı takdirde alkış alıyorsun. Neden yapıyor peki bunu? Kendi belediyesi. Yani ya 11 Kadir Albayrak nereden bilsin bunu? İşte tez kimi yapıyor? Kim yapıyor yatırımı? Hangi birim yapıyorsa o ona sormalı. Esnafın geri dönüşleri değerlendirilmeli. Vatandaşın geri dönüşleri önemlidir belediye başkanlıklarında sevgili Tarık. Değil mi? Tabii. Ciyak ciyak bağırıyor insanlar ya. Bana kadar geliyor yani. Düşünün ben Süleymanpaşa'da ikamet ediyorum. Şarköy'deki şikayetler bana kadar geliyorsa oradaki yerel yönetimler kulaklarını tıkamış demektir. İşte Alpay var. Tamam belki sen yapmıyorsun o yatırımı ama en azından oradaki insanların sesini sen duyacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne aracılık yaparak sen ileteceksin sorunları. Yani illa benim yaptığım işlerden ben sorumluyum. İşte Büyükşehir'in yaptığı işlerden Büyükşehir sorumlu değil. Siz de sorumlusunuz. Evet. Keşke Alpayvar'ı da en azından telefon bağlantısını alsaydık. Artık bir gün programa konu. İzleyen varsa, ulaşabiliyorsa. Yani, ulaşabiliyorsa evet. Onu da şey yaparız, telefon bağlantısıyla alabiliriz. Çünkü alırsın. Çok güzel anlattılar. Yani oraya gidip gelenler güzel tadilatlar yapılmış. Özellikle söylüyorum tadilatları, şeyleri falan. Ya bir kere belediyenin kültür şeyi var. Daha önceki yönetimlerin yaptığı bir sosyal tesisi var. Hı-hı. Tam deniz kıyısında muhteşem bir yer. Hı-hı. Halka da açık. Hı-hı. Yani sadece belediye çalışanları gidip orada şey yapmıyor. İstifade Hı-hı. etmiyor. Vatandaş da istifade ediyor. Hı-hı. Ben Şarköy'e gittim de orada yemek yerim. Şarköy'e gittim de orada çayımı içerim. O kadar güzel. Bir de tam da Göbek'te bir yer var. Yine belediyeye ait. Tam merkezi yerde. Bunlar vitrin yerler. Büyükşehir'in veya Süleymanpaşa'nın da bu konularda ortak girişimleri var. Mesela bir Tekirdağ Belediyesi'nin Paşa çay bahçeleri var mesela. Liman var, iskele var, Rumeli iskelesi var. Muhteşem abi. Aslında var ya bu aşağıdaki kesimlerde diğer bütün ilçelerin de oraya kendi isimlerinde çay bahçesine yapma hakları var. Aa, onu bilmiyorum. Enteresan. Evet. Tamam orası Büyükşehir'e ait olan her yerde Çerkez Köyü, Saray Belediyesi'ne girip oraya bir şey kurabilir yani. Kendi adına. Yani kafe tarzında mı açabilir diyorsunuz Büyükşehir? Aa, enteresan. Bilmiyorum. Büyükşehir Belediye yani. Evet. Bir ara ağaçlar maaşlar konuldu buraya kesilen yerlere. Ne gibi? Zübeyde Hanım kız meslek, kız meslek diyorum. Zübeyde Hanım parkı vardı. Benim en çok eleştirdiğim Süleymanpaşa'da Büyükşehir'in yıkılan belediye binasının Tuğlalı Park. Eski onu orasını anlatıyorum zaten. Yani, Zübeyde Hanım Parkı diye geçiyor orası. Tuğlalı orası Park. Anıt ağaçlar vardı ya. Evet. Anıt ağaçlar gibi oldu orası. Biraz ker kaldı. Ker aynen kuşu gibi kaldı. Ben değil Tekirdağ'da gelen eş dostlarımız dışarıdan gelen herkes orayla ilgili yakınması. Bak onun altına galiba şey yapıldı değil mi? Onun üstü cami. Tuz deposu şey kafa evet, haline döndü. Yani orası ne kadar güzel yapıldı. Ama o alan neyse 4-5 tane çay bahçesi olur. Olabilir. 4-5 kiralanarak çay bahçesi olabilir. Orası şehrin kalbinin attığı yer. Eskiden şehrin belediye orada, adliye orada. İnsanların oturup sosyalleşeceği alana ihtiyaç var. Orası meydan olarak öyle düşünüldü ama meydan olarak biraz bayır aşağı. Yani insanlar orada toplantı yapamaz. Eylem yapamaz. Ya. Ya yaşlı bir insan tök özlenir düşer burada sakatlanır ya. Yani orası, hayatını teslim edersin orası, ya. Orasının bir kere daha elden geçirdim. Benimki de biraz abartı oldu ama kızmayacağız artık. Geçen değirmen altında otururken de konuşmuştuk hatta seninle sohbet etmiştik. Neydi? Değirmen altının o trafiğe kapatılsa o trafiğin olduğu yerler kafe gibi ortalara masalar falan konulsa orası. Ben değirmen altının trafiğe kapatılması taraftarıyım. Ben de öyle. Bunun için de bir kamuyu yaratmaya çalışıyorum. Yani, orası hayır. Bir kilometrelik bir yer yani. Tabii. Ne olur yani. Ama çok da güzel olur. İnanılmaz. Güzel. Yan yollardan devam edelim. Granit parke taşlar döşendiğinde, ortaya street kafeler yapıldığında, yani üstü böyle kapatılıp böyle şık şeylerle, adını bilmiyorum onların, dizayn edilebilir. Süleymanpaşa Belediyesi veya Büyükşehir Belediyesi, kime aittir bilmiyorum orası. Çünkü anlam karmaşası yaşıyoruz artık. Bir büyük şehrimiz var Süleymanpaşa'da. Bir de Süleymanpaşa Belediye'miz var. O Çorlu'da böyle cak 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 konuşan, böyle il olacağız, il olacağız diye kamuoyu yaratmaya çalışan gazetecilere laf söylemeye çalışıyorum. Abi biz burada, siz orada bir tane belediyeyle muhatapsınız. Çorlu'da Ahmet Sarıkurt'la muhatapsınız. Çerkezköy'de Vahap Akay'la muhatapsınız. Hayrabolu'da efendime söyleyeyim Osman İnan'la muhatapsınız. Biz iki tane belediye başkanıyla muhatabız.
Bir Büyükşehir Belediye Başkanı var Kadir Albayrak, bir de Süleyman Paşa'nın belediye başkanı var Cüneyt Yüksel. Nereye baksanız başkan burada. Daire başkanları da var, bir de onları saymıyorum ha. 21 tane daire başkanıyla muhatabız. Herkes başkan diyorsun, ben mi? Aynen, bana mı dedin, ona mı dedin? Abi bu kadar başkan enflasyonu olan bir ilçede yaşıyoruz. Haliyle de şu dilimin altının da artık gerçekten trafiğe kapatılmasını, alternatif araçlara park alanları yaratılması, araç da girilmesin abi artık oraya. İnsanlar yürüyerek geçsinler, yürüyerek sosyalleşsinler, çayını içsinler, küçük street pastaneler olsun, street kafeler olsun, street restoran bile yaparsın. Süleyman Paşa, çarşı dahi trafiğe kapatılmaya müsait belli yerlerde. Olması gereken o. Süleyman Paşa'nın merkez dahi. Esnaf da kazanır. Tekire'ye kadar. Tekire'ye kadar. Aşağıdan da eski belediyenin işte o başladığı... Işte koy bir tramvay koy be. Tıt 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 çalışsın abi. Orası trafiğe kapatılabilir. Evet. Belediye başkanlarına aslında gazeteciler öneri veriyoruz yani. Biz eleştiren gazetecilik kadar öneri veren gazetecilik de yapıyoruz yani. Dostum, belediyelerde mevzuat evet geçerlidir. Ama belediye başkanları cesaretleri ölçüsünde hizmet verirler. Hizmetlerini mevzuata uygun olmasa dahi daha sonradan mevzuata uydurmayı akıl edebilmelidir. Belediye başkanı budur. Sil uçmaz, müritleri uçurur. Müritleri uçurur. Bu kadar net. Şimdi değirmenin altı kapandığını bir hayal edin. Muhteşem. Trafiğe kapatıldığını. 1 kilometrede çocuğumuz orada geçti. 1 kilometre arası. Abi orada yürüdüğünü. Arabalar niye nezih bir şekilde. Var. Gençler. Yolları var. Ya genç var, kalanlar. Oralara da otopark yapılsın. Üst kısmı şey, otopark yapılsın. Devlet su işlerinin o tarafa alınmaya çalışıyor. Evet, otopark yapılsın. Bu cadde kapatılsın. Öyle bir söylentisi var. Süleyman Paşa merkez dahi trafiğe sadece dükkanlara, oradaki iş yerlerine mal getirecek olan o tip araçlara açılmak üzere. Altıdan sonra. Sultanahmet'ten yapılmış. Aynen o. İstenen bu. Sultanahmet'teki o dört sokak. Tip proje o. Tip proje o. Sultanahmet Meydanı gibi. Aynen öyle. Oradaki dükkana tabii mal getirecek olan, esnafa mal getirecek olan şey araçlar girebilir, o da belli bir saatten sonra. Ona göre ayarlanmalı yani. Neler olmaz. Yaparsan neler olmaz. Bak mesela değirmen altında Alka'ya yürüyüş yolu yapıldı. Çok güzel olmuş. Vitrin bir projedir. Aynen, vitrin. Evet. Yani Alka, harbiden CHP'lisi de, Alka, İyi Partilisi de, Alka, kötü partilisi de, MHP'lisi de, AK Partilisi de, CHP'lisi de Cüneyt Yüksel'in önünde ceket ilikliyor. Altınova. Kesinlikle. Altınova Gazi Hasan Paşa Parkı düzenlemesi. Atatepe projesi başında teleferik. Atatepe var. Bir de Millet Bahçesi yani, diye bir şey yapılıyor. Rumeli muhteşem bir şey. Ya. Hiçbir şey değil. Roman iskelesini kazandı. Ya. Televizyon üzerinde şurada burada. Tabii. Kim kazandı abi? Tekirdağ kazandı. Burası kazandı. Mesela onun için dedim Tekirdağ'ın yapılabilecek aç o kadar çok şeyi vardı ki. Yani Cüneyt Yüksel geldiğinde önce bu bir kere aç karınlarının gözü doyurmaya başladı insanların. Evet. Bizim karnımız aç atıl kalmış, pangallık olmuş, her taraf pıtrak pıtrak diken olan yerleri park yaptı. Ekrem Eşkat'ı niye eleştirdin biz? Hep o gitti, kendini Paris Belediye Başkanı zannetti. Ama değil. Değil. Orası gibi değil. Değil yani. Abi, burası o, terk edilmiş bir şehir o, gibiydi ya. Şunlarla bunlarla. Böyle. Bizim şehrimizde insanlar gerçekten bu şehir için en iyi olan şeyi biliyor. Tekirdağlılara falmayacağız. Alaya dalmayacağız. Tekirdağlılara sorduğunda Tekirdağ'ın ihtiyacı nedir? Tekirdağ'ın temel ihtiyaçları nedir diye vatandaşa sorduğunuzda vatandaş biliyor. Çünkü bu şehirde yaşıyor, nefes alıyor. Diğer illere gittiğinde veya kentlere gittiğinde orada yapılmış güzel işleri kenti kentinde de görmek istiyor. Kardeşim, ön tarafın koskoca Marmara'nın, arka tarafın dağlık, öbür tarafın bağlık. Yani, Karadeniz. Öbür tarafın Karadeniz. Kastro. Her şey var. Muhteşem. Merkezde düşünsen. Muhteşem. Burası deniz, arkam dağlar, öbür taraf tarla, tamam. Ova. Ya kültür müdürü Ahmet Bey, al sana proje. Zihni Sinir projesi, Nijat Ayvaz projesi, Lambadaki Cin projesi. Bütün Türk sinemasında çöl sahneleri, Arap sahneleri Kastro'da çekilir. Kemerburgaz'da. Orada da çekilir, bizim şeyde de, sarayda. Ona hiç bakmaya gerek yok. Tekirdağ'da doğa var. Bak, gittin. Her yer yapıyor. Bak gittin. Ne yaparım abi? Tabii. O filmlerden Kemal Sunal orada film mi çekmiş? O kareyi alır, büyütür. O kumsalın bir yerine tak koyarım. İnsanlar giderler orada hatıra fotoğrafı çektirirler. O adamın ayakları oraya değmiş. Anılar var orada. Anıları canlandır. Türk sinemasındaki anıları canlandırırsan şeyde, sarayın kastrosunda, Karadeniz kıyısında.
Deli gibi turist çekersin abi. Yerli turist çekersin. Ama yok be abicim ya. Yok işte bak, yaratıcılık yok. Herkes hazır gelsin önüne. Biri getirsin projeyi, getirsin. Al buraya bir lavanta tarlasına bir sürü manken getirdiler. Evet. Seyirciden, takipçiden çok manken vardı. 30 tane. Katılımcı yok. Ya arkadaş bunu... Bildiğiniz manken 30 tane. Ya manken dediğinizde şöyle, onun da açıklamasını yapayım. Hep bana soruyorlar. Yani İstanbul'dan gördüğüm için 4-5 ünlünün, onlar da eski ünlüler. İşte televizyon yapan unsurlar falan var. Ünlünün eskisi olmaz abi. Ünlü ünlüdür. Öyle öyle. Ünlü de yani eskiden daha ünlüler. Şimdi biraz daha şey yapmaya başlıyor. Popüler. Popüler. Ya bana şimdi sen eskidin mi? Seninle alakalı değil. Abi teşekkür ediyorum. Abi bana eski dedi ya. Sen, ama sen eskimezsin. Tamam. Yani sen eskiyecek bir şeyin yok çünkü sürekli şeylesin. Gündem belirleyen. Diğerleri de çoğu çıkmadı zaten. Hani lavantaların arasını geçmedi. Hani defileye çıkmadılar açıkçası. Yani gelenleri gördük, belirli şeyler vardı ama hepsi yani manken dediğimiz zaman belirli ölçüleri vardı. Ya tamam, beleştiriyorsun. Bana bak. Ne? Vücutlarını mı beğenmedin? Neyini güzel beğenmedin? Güzel yapılan bir şey yok mu? Biraz güzelden bahsedelim. Beğendiklerimiz vardı. Ben de diyorum, siz ne diyorsunuz? Güzel yapılan bir şey yok mu? Var. Bahsettik ya. Neyi bahsettik? Bir kere şey... Nijat yapılmış güzel. Bizim şey. Süleyman Paşa'nın vitrini değişiyor. Nijat amcamın işi rahmetleri. Neymiş, ben mi güzel? Güzel yapılmış. Güzel yapılmış diyorum. Sen şimdi ışıkların altında beni görüyorsun. Bir de ışıkların arkasında gör abi. Bet. Çirkin. Patlak gözlü. Rahmetli. Yaşlı. Daha ne diyeyim kendime ya? Bütün güzel iltifatları sıraladım. Nur için yazın. Dayan topadan gibi oluyor gece. Ay. Ay babam benim. Abi güzel şeyler de var. Evet. Ondan sonra güzel. Mesela Cüneyt Yüksel'in uygulamaya... Kadir Albayrak'ın da güzellikleri var abi. Kadir Albayrak'ın da... Ama etrafında iş üretecek, proje üretecek adam yok. Ben üzülüyorum. Kadir Albayrak aslında çırpınıyor. Ben şimdi Kadir Albayrak eleştirimi yapıyorum ama... Bak ben Kadir Albayrak'ı eleştiriyorum diye kızıyorlar ya. Ben Kadir Albayrak'ı eleştirmiyorum. Ben Kadir Albayrak'a diyorum ki... Neden bu yollar çatlıyor patlıyor dediğim zaman fenişlerini eleştiriyorum. Kadir Albayrak niye bu organizasyon bozuk dediğim zaman kültür dairesi. Eleştiriyorum. Kadir Albayrak ne yapacak? Elini alıp ekskavatör mü kullanacak? Evet. Dozer mi kullanacak? Bakın Kadir Albayrak'ında dişi sistemi... Sen ne yapıyorsun hocam orada? Hayırdır? Arkamda mikrofonla uğraşıyor. Rejideki arkadaş yerde çırpınıyor. Bir şeyler var. Öyle bize her yerde. Panik olmamız yani gerekiyor mu arkadaşlar? Yerlerde. Her şey kontrol altında. Programda her şey kontrol altında değil mi? Var mı? Arka arka içine yetişemedi herhalde şey. Sayın Deci bir şey mi var? Bir sıkıntı mı var? Değil olayı. Veya açıklanamayan bazı şeyler var. Mesela? Şimdi ben burada bilgiyim. Yani edindiğim bilgiyi söylüyorum. Tek olarak Tekirdağ genelinde vermiş olduğu hizmette vatandaşlara vermiş olduğu ulaşımda yanılmıyorsa, zihni beni yanılmıyorsa ayda 6 trilyondan zarar ediyor arkadaş. Bakın Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey yapamıyorsa da şu an diyeceksin ki bunun çare geçirmenin yolları yöntemleri aranmalı. Vermeye devam ediyor. Bu arada bununla ilgili bir şey öğrendim ben yeni. Tesadüfen denk geldi. Bu yani tek ulaşım otobüslerinde yapılan etmiyor. O şeyler var ya, sistemler var ya, okunması mı yeşil. Muhteşem bir sistem yapılmış. Yazılım aldılar Hüseyin, abi. Yazılım aldılar. Almadan önce kendi buradaki çocuklar yapmış bunu. Ve 5 milyonda bütçe çıkarmışlar. Kabul edilmemiş bu, biliyor musun? Bravo. Hüseyin Özcan'ın dönemi. Tabii. Hüseyin Özcan'a da selam olsun burada. İnanılmaz. Hüseyin Özcan da eğer buradan Tek Ulaşım Genel Müdürlüğü'nden ayrılsa da gönüllerimizdeki yerinde duruyor yani Hüseyin Özcan. Değil mi? O sistem kabul edilmemiş. Yani. Yapmamışlar, geçirmemişler. Gönderelim mesajımız abi. 5 milyon merhaba şu an diyelim yani. 45 milyon olmuş o. Ne? Bak 5 milyona yapılacak şey şu an 45 milyon diyor. Ve her tarafa satılacak bir proje oluşturmuşlar. Helal olsun. Böyle bir şey var mı? Telif hakkı almışlar. Yok, yapamamışlar. Almadıkları için proje kalıyor. Vay. Başkası yapıyor. Vay, 45 milyon. Şimdi her tarafa da yapılıyor. Mikrofonum düzeldi. Çok büyük. Sana hiçbir şey dayanamıyor abi böyle. Mikrofonum düzeldi. Aynen. Şimdi herkesin şunu iyi bilmesini isterim ki biz kimsenin ne düşmanıyız, aynen, ne de çok fazlasıyla sırnaşık şekilde dostuyuz. Biz ortada, yani nötr bir şekilde gazetecilik yapıyoruz. Yani doğruyu söylemek bizim boynumuzun borcu, zaten mesleki ilkemiz bu. Gazeteci yılışıklık yalakalık yapmaz. Gazeteci yapılanlara odaklandığı kadar esas odaklanması gereken konu yapılanmayanlardır. Ya, beklenilenlerdir. Halkın beklentileridir. Şimdi ben bu adama belediye başkanlığı için 5 yıl güven vermişim. Oy vermişim. Peşine düşerim abi. Benim mahallemde bu var, sokağımda bu var, caddemde bu sorun var. Şehrimin buna ihtiyacı var. Efendime söyleyeyim, öğrencilerim buna ihtiyacı. Demeliyim. Halk da demeli.
gazeteci zaten demeli. Hareket demiyorsa yani o, kendi kulağını çekip aynada birazcık kendine çekidüzen vermeli. Harekete getirecek o dinamiği sağlamak gazeteci. Ama belediye başkanı da alınmayacak abi. Analiz yapmak. Kırılmayacak yani. Ay, evet. İşte Ayşe teyze gibi burnunu kıvırıp bugün yemek yapmıyorum size deyip sırtını çekip çevirip gitmeyecek yani. Biz alınganlıklar yaratmak değil, yarınlara hizmet üretmeleri için ön açıcı olmak istiyoruz. Gazeteciler bunu sağladığı ölçüde toplumda ne yapar? Entegre bir şekilde gazetecilik yapar. Ama bunu beklentilerini kim karşılıyor? Bak mesela neler diyoruz ya? Ekrem İşkin at ya, örnek veriyorum işte. Neler dedik adama? Neler yaptık? Gazeteciliğin artık suyunu çıkartıncaya kadar üstüne gittik. Ya bir kere adam mahkemeye vermedi ya. Her zaman gördüğünde de bak halen görüşüyorum kendisiyle. Der ki, tamam yapıp ettik bitti, o dönemdeydi o. Ama sen bu kendi hizmet etmesini istediğim adamlardan birisin der bana. Ya yalandır ya gerçektir bilemem ama bu cümleyi sarf eder adam. Ya kin tutmuyor ya. Kim tutmuyor? Neler yaşadık ya? O da ben de yaptım, o da yaptı. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben kin tutmayan adamı da pek sevmem. Kin tutmalı mıyız? Ya, gayet tabii canım. Kin, kin tutmuyorum. Mı? Veya beni çok seven, ben çok seviyorsam, hiç eleştiri almıyorsam bende bir arıza vardır. Benim ya dostum vardır ya düşmanım vardır. Bunun ortası olmaz. Yani kin tutmuyor ne demek? Siyasetçi de kin tutmalı, herkes de kin tutmalı. Kin... Not almalı diyelim be, kin demeyelim. Yani bir ya, kişiler hakkında yani niye yumuşatıyorsun Nicat? Neyse ne, kitabın arkasında ortasından konuşacaksın kardeşim. Şimdi Ekrem Eşinat'a hak etmediklerine mi biz konuştuk, söyledik? Hayır. O dönemde ben söylenmesi gerekeni söyledik ama adam kızmadı yani. Ya niye kızsın? Alınmadı. Niye alınsın? O da biliyor yediğini. Yediği naneyi biliyor. Tamam, biliyor, o da okay, biliyor. Okay. Ama ben her zaman söyledim. Ekrem Eşinat'ın kimse yanında olmasa en sonunda ben yanında olurum. Yani düşene bir yerde ben vurmam. Ekrem Eşkinat 100 kişiye değil, 100 kişiye değil, 90 kişiye senin oyuna ihtiyacın yok deseydi, yani 10 kişi eksik deseydi yine belediye başkanı seçilirdi. Evet. Yani Cüneyt Yüksel nasıl belediye başkanı seçildi? Cüneyt Yüksel kendi ismiyle belediye başkanı seçildi. Aynen, bir marka. Ekiple beraber seçildi. Kemik bir ekibi var. Evet. Akıllı bir ekip. Sadık bir ekip, güvenilir bir ekip. AK Parti'nin de neler yapabileceğini insanlar, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem Eşkinat, bak Cumhuriyet Halk Partisi değil, Ekrem Eşkinat'tan sonra insanlar arayışa geçti. Aynen. Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen arayışa geçmedi. Yani iktidarın gücünden yararlanalım değil. Ama şimdi çıta değişti sevgili Tarık. Yani Tekirdağ'da neredeyse iki dönemdir. Adem Dalgaç Cumhuriyet Halk Partili dönemdi. Tekirdağ Belediye Başkanı'ydı. Daha sonra Büyükşehir olduk. Süleyman Paşa ismiyle merkez ilçeye ayrıştırıldığı için koparıldı Tekirdağ isminden. Süleyman Paşa ismiyle yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem Eşkinat kazandı. İki dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'ni denedik mi? Deneyimliyoruz. Halen deneyimledik ve gördük biz. Şimdi 2019 yerel seçimleriyle halk teveccüh etti. Cüneyt Yüksel'i seçti. AK Parti'ye bir şans tanıdı. Belediyecilik hizmetleri verecek mi, vermeyecek mi? Yoksa o da diğerleri gibi hava atıp gidecek mi diye bir şans verdi. Fakat adam deli bence Cüneyt Yüksel. Uyumuyor. Sağa bakmıyor, sola bakmıyor. Hızır 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 gibi her şeye yetişmeye çalışıyor. Ya insanın dedim yani bir psikolojik eşiği var. Gündeki arkadaş bir git bir uyu evinde. Bir dinlen, o da yok. Ama neden? Sırtındaki yük çok büyük abi. Sen burada AK Parti'yi temsil ediyorsun. AK Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olmuş bir ilde şans tanınmış merkez ilçede kardeşim, çalışıyor. Kardeşim, sorumluluğu hissediyor abi. Dostum, Cüneyt Yüksel üzerindeki emaneti kutsal olduğunu biliyor. O kadar, nokta. Aynen. Tamam mı? Üzerindeki emanetin. Bugün Cüneyt Yüksel'e oy vermeyen Cumhuriyet Halk Partiler dahi pişman mı? Pişman. Abi şu şeye gitsenize. Evet. Cumhuriyet Halk Partili olursa gitsenize. O, Cüneyt Yüksel'e oy vermeyen diğer partiler mi pişman pişman? Yani Cüneyt Yüksel burada partiler üzerinde performans sergiliyor. İkimiz de Cüneyt'i severiz. Ben dostum. İkimizi arkadaşım. Ben de seviyorum. Ya benim evladım gibi. Yani bu kadar net seviyorum. Ama burada mesela bir AK Parti dönemi diyorsak baktığımız zaman Ahmet Aygün döneminde unutmayalım. Hiç bazen gündeme gelmiyor. Ahmet Aygün de güzel işler yaptı. Çok hani, güzel işler. Yok Tekirey'le eleştirdiler. Yo. O günün şartlarında onlar gerekiyordu o arkadaş. Gerekiyordu abi. Ahmet Aygün de burada güzel işler yaptı. Baktığınız zaman Adem Dalgıç da güzel projelere imza attı ama bir takım şeyler meydana geldi. Onların içerisinde eridi o patata, eridi o yapılanlar. Ama şu güne bakıyorsun. Bugün bir Kenan Taşkın, Fen İşleri Müdürü.
Sinanpaşa Belediyesi Fenişleri Müdürü. İnsanı işte rezil de eder, vezir de eder ekibi. Ama başındaki insan neyse uygulayan Kenan Taşkın'ın emeğini. Şimdi büyükşehirde, özür dilerim, büyükşehirde diyoruz. Ben yakından takip ettiğim için diyorum. Metin Pak değil. Önemli işler yapıyor. Ve karayollarından gelen bir tecrübesi var. Metin Bakdil ile beraber Büyükşehir'in Fenişleri çok başka bir ivme kazandı. Tabii. Batırabilirdi de, rezil edebilirdi de. Ama o devlet tecrübesi... Şimdi esas soru şu. 2024'teki yerel seçimlerde... Ben ne dedim biliyor musun? Tekirdağ'da Süleyman Paşa'yı kim devralacak veya kim görevinde kalıp devam edecek? Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Hayır, ben mesela onu çok merak ediyorum. 3 program evvel benim aklıma ne geldi? Ne dedin? Büyükşehir ile ilgili. Ne dedin? Sen katılır mısın bilmem. Ben kamuoyunda çok kişiye sordum bunu, yüzlerce kişiye. Programda, Tekin'in programında bir anda konuşuyorduk gene aynı bu şekilde. Ben dedim ki AK Parti'nin görünen kısmıyla, AK Parti'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı, İstanbul'u varisi, eski Tekirdağ varisi Ali Yerlikaya olur mu? Ne diyorsun abi? He? Zehir. Zehir olur. Bak. Bak zehir gibi derken kötü anlamda ne değil. Bunun, bunun patenti bende. Yayın burada belli var, biliyorsun. Telif hakları öyledir ya. Ben şunu söyleyeyim şu an. 52 yıllık hayatımda bu kadar bir şeyi yapmak istediğinde onun yapılabilirliğini kesinlikle ve kesinlikle yolunu bulan ve çözüm üreten bir adam. Abi İstanbul için büyük şans. Tekirdağ için şanstı. Ama evet, o dönemde bazı... TORSAP projesi vardı. Tam 13 bin insana yeşil organize sanayi bölgesini Tekirdağ'a getireceklerdi. Şimdi gazetecilik olarak dedin ya, hani gazetecilik, yorumculuk. Ben gazeteci değilim. Ben siyasi analiz yaparım. Siyasi düzenle. Ama dediğinin altına imza atarım. Ali Yerlikaya benim aklıma gelen, başıma koyarım. Benim aklıma gelen, buradan 15 gün evvel de söylemiştim. Bugün de söylüyorum. AK Parti Tekirdağ'ında, yani dağdan sonra baktığında Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Yerlikaya olursa, İstanbul'u valisi Ali Yerlikaya, eski Tekirdağ valisi Ali Yerlikaya olursa kimse şaşırmaz. Olursa harika olur. Hani Şam'da kayısı derler ya, öyle bir şey olur. Artı öyle bir organize olur ki Büyükşehir. İlçelerde var, köylerde var Ali Yerlikaya ismi var, yani. Var. Çok var. Önemli bir isim Tekirdağ. Ya şey gibi düşün, bir efsane bir vali vardı. Şey, Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu. Bence aynı karaktere sahip. Çözüm üreten, kenti, halkı dinleyen. Bak, burada Tekirdağ valisiyken Ali Yerlikaya, haftada muhakkak bir kere Nicat Bey bir çay içelim. Görüşlerini alır. Bir proje varsa onunla ilgili fikrini beyan eder. Sen bu konuda ne düşünüyorsun der. Ya böyle bir istişareye açık bir insan ben hiç görmedim. Benim kaç aklıma, tane vali gördük be abi? Benim aklım yok, Tekirdağ'da iyi valiler gördük. Geldi gitti. Geçmiş. Ama bunun gibisi gelmedi. Güzel valiler gördük, evet. Tekirdağ'da çalışkan valiler, evet, gördük. Evet. Çalışkan olmayanlar zaten barınamadı burada. Tekirdağ bu konuda, Tekirdağ siyasetçileri önemlidir. Önemli güzel valiler atanmışlardı, gelmiştir buraya. Mesela şu anki valimiz de sağ olsun çok mütevazı. Ve Aziz Bey, evet, saygın. Yani çok saygın bir, devleti bilen bir vali var, şanslıyız. Ama benim Büyükşehir Belediye Başkanlığı için benim aklımdan, gönlümden geçen isim. Vallahi benim aklımdan geçen. Yok, onun üzerine durduk zaten biz bir Ali, üç program önce. Ali Yerlikaya olursa kimse şaşırmasın. Müthiş. Derim. Müthiş, altına imza atarım. Ama benim en çok düşündüren Süleyman Paşa'da artık belediyecilik çıtası çok yükseldi. Süleyman Paşa kapat. Süleyman Paşa kapat. Bak, şunu söylemeye çalışıyorum. Cüneyt Yüksel'le beraber burada çıta çok yükseldi. Ondan sonra aday gösterilecek bir isim, diğer partiler için söylüyorum. İnşallah yine AK Parti burada kendisini gösterir de ipi göğüsler yine alır diye düşünüyorum. Baktığımda abi yanına kimi koyacaksın Cüneyt Yüksel'in? Karşısında kimi çıkarırsın? Allah şaşırtmasın. Allah şaşırtmasın. Böyle gitsin maşallah. Allah sağlığını saatine, aynen, ekibiyle beraber, evet, sağlık saat vermeye devam etsin. İnşallah Tekirdağ kazansın. Ha, o parti bu parti hiç umurumda değil. Tekirdağ kazansın bu manada, yerel manada. Yani şu gidişat içerisinde Cüneyt Yüksel'e oy vermeyen Cumhuriyet Halk Partileri, İyi Partiler bile pişman şu anda. Çünkü onlar da Tekirdağ'ı düşündükleri için. Şimdi başka bir konuyu... Kent kazanıyor baba. Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Faik Öztürk olur mu? Neden olmasın be, Tekirdağlı. Evet, Mantaralı, benim hemşerim.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda muazzam bir genel başkanlık yarışı var. İçeride 10 Aralıkçılar, Kaptancıoğulları, Oğuzkan Salıcı, bunlar Cumhuriyet Halk Partili. İmamoğlu da var ama bu arada. Yani. İmamoğlu bir tarafta, onda kenarda bekliyor. Bakın. Ama kulis yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İmamoğlu'nun beklediği Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı. Aynen. O koltuğa oturmuş. Cumhurbaşkanlığı değil. Cumhurbaşkanlığı. Bravo. Devletin lokması ağzından geçmemiş insana Cumhurbaşkanlığı vermezler bu ülkede daha. Aynen öyle. Tamam mı? Devletin lokması ağzından geçecek. Evet. Recep Tayyip Erdoğan'ı geçti mi? Geçti, belediye başkanlığı yaptı. Başbakanlık yaptı. Belediye başkanı geldi, başbakanlık yaptı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde 10 Aralıkçılar grubu. Evet. Bu Oğuzkan Salıcılar sonradan CHP'li olmayıp parti kuracakken durun sizi buraya monte edeceğiz deyip de CHP'nin içerisine girenler. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partilerden şunu rica ediyorum. Veya muhalefete oy verecek olanlardan. Avrupa özellik anlaşmasının ne olduğuna bir baksınlar. Sevr Antlaşması ilanıdır. Ve 10 Aralıkçıların hazırlamış olduğu anayasa teklifi neymiş baksınlar. Sevr Antlaşması'dır. Türkiye'nin bölünmesi anlaşmasıdır. Türkiye'nin bölünmesidir. Özel bölgelere bölünmesidir. Bir baksınlar, Sevr Antlaşması'dır. Mustafa Kemal Atatürk bunların hepsini ayaklarından sallandırırdı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine ve gerçek sahibi olan Cumhuriyet Halk Partiler bunlarla savaşıyor şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. Bence Faik Öztürk ekibi yani Faik Öztürk'le hareket edecek olan kesim şu anda aslanlar gibi mücadele veriyorlar. Tekirdağ şanslı bir dönemde. Çünkü şanslı, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şanslı arkadaş, gibi bir şansımız Ankara'ya, var. Ankara'ya hakimiz. Ankara'ya bir Tekirdağlı gitsin. Bakın Tekirdağlı'nın Tekirdağlı olmanın keyfini Ankara'da bir yaşasın. Yaşasın yani. CHP'ye git. Faik Öztürk, öbür dağda Mustafa Şantop. Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağlı ya. Faik Öztürk. Bu iki tane çok önemli. Kendi alanlarında kendini yetiştirmiş. Evet. Kendi alanlarında kendini yetiştirmiş iki tane duayen isimden bahsediyoruz. Ve bu isimler bu dönemde ikisi de güç sahibi. Ülkemizde söz sahibi. Peki biz bunları doğru değerlendirebildik mi? Cüneyt Yüksel, sevgili Mustafa Şantop, bu doğru değerlendirdiğine inanıyorum. Bakınız, kentsel dönüşüm projesini tak aldı geldi. Gelenler var. Bakanlığın kapısında yatıyor adam her gece. 4 proje var onunla ilgili. Ya ilçe bak, il başkanıyken de öyleydi Cüneyt. Öyleydi ama karakter değişmez abi. Hizmet etme aşkı var. Mustafa Şantop'la şimdi peki beraber. Mustafa Şantop sadece AK Partili belediyelere yardımcı olmuyor ki. Hepsi. Sevgili Kadir Albayrak, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de projelerinde oraya gittiğinizde, kendisinden yardım istediğinizde AK Partili belediyelere gösterdiği aynı hassasiyeti Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetleri için de gösteriyor. Tekirdağ onun için önemli olan Tekirdağ zaten. Tekirdağlılık bilinciyle hareket ediyor. Mustafa Şantop için gerekli olan Tekirdağlılık bilinci. Tekirdağ'da yaşayan herkesi kucaklamak, herkese hizmet etmek. Faik Bey, sevgili Faik Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nde muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu olursa yerine genel başkan olur mu? Olması bizim için çok evla olur. İmamoğlu. Bir, kariyeri yeter. İki, zekası yeter. Üç, kökten getirdiği siyasi birikimi bile yeter. Yani. Valla Tekirdağ'da. Fazla gelir hatta. Burada olması benim için yetiyor. Bakın içeride biz yerel basın olarak da, yani yerel basın dediğimiz zaman biz internet gazeteciliği yapıyoruz. Bu yazdığımız zaman Kuzey Kutbu'nda bile okunuyor yani. Aynen öyle. Ses ya. Alıyoruz. Geçen gün ben, belirleyen kim ya? Geçen gün şunu söyleyeyim. Sayın İlhan Kesici ile benim 70'e dayalı bir şeyim vardır. İlhan Bey'le yaptığımız telefon görüşmesinde bizim dedi kesinlikle adayımız Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu dedi. Bu kesime nettir dedi. İlhan Kesici birebir. Güzel. Bunu lütfen dedi böyle değerlendirin dedi. Böyle de kullanabilirsiniz. Ama başkaları da talep ediyor. Başkaları da istiyor. Hayır. Meral Akşener de istiyor. Diğerleri de şimdi, istiyor. Meral Akşener başbakanlık istiyor. Özellikle. Hayır, ben şimdi Esma Hanım'la Meral Hanım'daki olan diyalogumuzda ileriki programlarda değerlendiririm. Ama Faik Bey, Faik Öztürk bir Tekirdağ olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde dışarıya vurulması şu anda uygun olmayacak düşüncesiyle herhalde önemli bir, ciddi bir mücadele var Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde. O grup, yani İmamoğlu'nu onaralıksa İmamoğlu da istemiyor. İmamoğlu onlara yaranmaya çalışıyor. İmamoğlu onlara yaranmaya çalışıyor. Kaptancıoğlu grubuna ama onlar da onu dışladılar. İmamoğlu bir hayal kırıklığı yarattı insanlarda. Ben yazdım, yazımı çıkaracağım. Seçildiği gün 3 1 hafta sonra ben bir yazı yazdım.
Üçüncü yılda dedim, İstanbul'a gidelim. Üçüncü yılında konuşuruz. O yazıyı arşivden çıkaracağım. Tekrar yayınlayacağım. Gerçek oldu bence. Tabii. Üç yıl sonra konuşacağız İstanbul'da. Okudum ben yazıyı, o yazı gerçek. Anlatabiliyorum yani. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki Faik Öztürk ekibinin mücadelesine burada her ne olursa olsun müdahale olmak gerekiyor. Ya şimdi yerele gelecek olursak, yine gündemi değerlendirecek olursak, Tekirdağ'da artık yan gelip yatan, etrafa gülücükler dağıtarak çalışıyormuş izlenimi, görünümü veren belediyecilik anlayışı bitmiştir bu dönem. Evet, 2019 yerel seçimi sonrası. Kadir Albayrak'ta bir öznel bir çabası var. Şimdi yaşı adamın 74 yaşında. 74 yaşında bir adam sadece temsil yetkisindedir Büyükşehir Belediyesi'nde. İmza yetkisiyle, denetim kontrol yetkisiyle genel sekreterlik makamı vardır. Genel sekreterlik makamı sorumludur. Ama Kadir Albayrak temsil yetkisiyle yetinmiyor. İlçe ilçe dolaşıyor. İşte efendim, yönetim kurulu toplantılarında başkanlık ediyor. Yaşına göre çok iyi bir performans veriyor aslında. Senle ikimizin toplamından daha enerjik şu anda. Yani. Bence de öyle. Vallahi. Performansını bir sorarız bakalım. Biz yorgunuz ya. O da çok fazla uyuduğunu sanmıyorum ben ya. O da çok yoruluyordur yani. Ya yorulmaz mı? Uyuduğunu bilmez sabah adam ya. Yattığı yeri bilmez öyle ya. Mi? Ben gidiyorum mesela bir barda şöyle bir iki saat takılayım. O sesten beynim artık yoruluyor. Taşıyamıyorum. Efendime söyleyeyim. Bir tane şerbetçi otu içsem onda midem artık kaldırmıyor. Vücut zamanla yıpranıyor. 74 yaşındaki bir adamı düşün. Ben daha 50 yaşındayım. Ama o hep hayatını hep böyle disiplinle yaşadığı için, yani aynı disiplinle sürdürdüğü için, yani baba o hikayesi gibi. Zindeli yerinde Allah. Ondan sonra hep tek, hep yek başıma, sende durum ne abi dediklerinde bakar kalırsın tabii. Aynen öyle. Evet. Bu arada birlikte sevgili şey yapalım ya, son dakikalar artık biri biraz olsun, da kapatacağız. Biri olsun sağlam olsun der ama. Birlikte, Tarık abi. Epek öyle ya. Birlikte bir gün Ankara'ya gidelim üçümüz. Ne? Hayırdır, ne yapacağız? Hocayı bir ziyaret edelim. Kimi? Mustafa Şentop. Olur diyelim, olur diyelim. Ben gurur duyuyorum. Bak bu kadar Mustafa Şentop Hoca ile gurur duyuyorum. Tekirdağ'ın kazancıdır diyorum. Kesinlikle. Ve yerel medyaya bu kadar hassas, bu kadar yakın mesafede, bu kadar saygılı duran bir... Tam devlet adamı kardeşim. Tamam. Evet. Devlet adamı kardeşim. Bak devlet adamı diyorsan oraya Mustafa Şentop yazacaksın. Allah razı olsun. Hiçbir kötü cümlesini arada görmedik. Tabii. Bu arada Enes abi unutmayalım. Enes Kaplan, Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı şekilde katip üyesidir. Önemli yani, orada o görevleri de bulunmak önemli işlerdir. En azından bunları bize söyleme yani fırsatı verdiniz sevgili Tekin Bey. Teşekkür ederiz. Vallahi biz programa geldiniz. Düşüncelerimizi söyledik. Biz geçerken uğradık. Aynen. Biz geçerken uğradık. Yani. Trakya Türk TV'ye, sevgili Tekin kardeşime, sevgili Tarık kardeşimle de karşılaşmam. İlk defa oldu bir kanalda böyle bir araya geldik. Evet. Benim bu figan edecek, feryat edecek, bağıracak, çağıracak. Emekli olunca bende bir durulma geldi. Benim yanımdakiler gaza gelirdi, ben gelemiyorum bitirlerdik. Bana öyle dedi ama. Ama çok mutlu oldum. Onu şimdi, dedi gaza getireceğim dedi. Şöyle söyleyeyim. Kimseye bulamamış benim programı. Benim dostluğum 30 kimseye bulamamış programı bizi çağırdı. Olsun. Bugün biz onu değerlendirdik. Olsun. Ben de bir araya gelmiş oldum seninle sevgili Tarık. Yani bu kolay kolay bir araya gelecek adamlar değiliz biz. Dostluğumuz bakidir. Eyvallah. Ama bunda başaran sevgili Tekin oldu. Teşekkür ederiz. Evet, bugün rejiye. Oturduğu yerden bize selam veren, suyumuzu getiren, Allah razı olsun hepinizden, teşekkür ederiz. Evet, bugün gerçekten bu iki ismi bir araya getirmek çok zor arkadaşlar. Bir daha da göremezsiniz zaten. Niye göremeyeceğim Allah'a? Burada ölecek miyiz yoksa? Programlarda göremezsiniz. Bu da bize Fatiha okudu. İlk kez bu programda gördüğünüz, özellikle onun üzerine basa basa gerçekten hani evet, kırmadılar beni. Hani bakmayın Tarık abinin işte kimseye yoktu biz diye. Onlar benim için çok önemli. Herkesten daha önemli, hep söylüyorum. Dediğim gibi Nijat'la 27 yıllık. Ortalık biraz daha karışsın, siyaset biraz daha dangalarsın. Evet, bizden çok yer, biz çok güzel geliriz biz. Kırmadılar yani beni, bugün geldiler. Birçok gündemi paylaştık. Programı da izlediniz. Teşekkür ediyoruz programımıza. Siz de konuk oldunuz ayrıca. Biz elimizden geleni yaptık. Konuşacak ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki diyebiliriz. Oh, kokulu kokulu. Şimdi Seda Sayan gibi. Seda Sayan'a gitti. Hangi, kime ama? Seviyorum. He. Eyvallah. Evet. Bizi izleyen herkesin Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onları sevsin, sevdesin, sevindesin inşallah. Bundan sonraki programlarda, değerlendirmelerde yine sizlerle beraber oluruz inşallah. Biz davet edilirsek. Teşekkür ederiz. Tabii ki her zaman. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. Trakya Türk'te tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Biz işçiyiz. Biz emekliyiz.
Biz esnafız. Biz doktoruz. Biz avukatız. Biz öğrenciyiz. Biz çiftçiyiz. Biz öğretmeniz. Biz seçim zamanı geldiğinde kapısına kadar gelinip oy istenenleriz. Biz sizi seçenleriz. Biz diğerleriniz.